arkadaşın hikayesi. Mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam oldu, taştı doldu, dünyayı gezdi, efsane oldu. Arkadaşım, 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 müdür, arkadaşım, arkadaşım, söyle. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Arkadaşım gel. Al mikrofonunu kenara. Öyle değil ya. Öyle değil ya. Kenara şeysine. Evet. Ama bir gelişim kaydettin mesela. Ben izah etmeden de yapabiliyorsun artık. Evet. Tabii onu şey yaptım artık. Benim anlayamadığım şey şu. Mesela şu bebekler... Bir taneye indirmediniz herhalde değil mi? Çünkü bayağı anlamadığınız şey var diye 11 senedir. 8 aylık, 9 aylık çocuk konuşmaya başlıyor hafif. Mümkün değil. O 1,5 yaşından önce konuşmaz. Yok yok. Ana baba falan diyor. 1,5-2 yaşında... Ha ben içerideki halini düşündüm. Ha. Normal konuşmaya başlıyor. Normal olsun. Sonra bülbül gibi şakıyor. Evet. 4-5 senede insan gibi konuşuyor. Evet. Sen 12 sene oldu. Bir evet. Çocuğun gelişiminden 4 kat daha zayıfsın. Bana normal diyen biri mi söyledi bunu? Ben mi yanlış yerde miyim ben? Sen bana bakma. Ben sahnedeki değilim. Sahnedeki sensin. İşte demek ki doğru konuşan benim ki buraya... Hayır. Evet. Sen bu memlekette en çok sevilen salaksın. O yüzden sahnedesin. Estağfurullah. Yok. Niye? İnsanlar salağı severler. Neden? Dur şimdi çok bir hesap yaptım. Herkesle paylaşamayacağım. Şimdi anlam verdim bazı şeylere. Oradan. Tamam. İkna oldun mu salak olduğuna? Oldum oldum. Evet. Yapma. Şaka ne yapma. Oldu? Yapacağım artık söyleme yapma. Yaşındayım. Sen... Lütfen. Hadi orada. Çek bunları çek. Çek. Şaka. Oo. Yok ki şaka. Bugün seyirci çok güzel bir seyirci evet, var. Evet ben onlara enerjiyi aldım. Normaldan fazlasını vermek istiyorum. Bugün hazır hissediyor. Soyunayım komple soyunayım o zaman ya. He? Artık seyirci bekletmeyelim. Senin, böyle güzel bir şey. Senin çıplak vücudun seyirci için pozitif bir şey değil. Yok içinde komple streç sardım. Streç film sardım. Yani? Yani yamuk yumuk gözüktüğü için rütükten geçebilir diye düşünüyorum. Arkadaşım ya of. Gözümün çıkayım önüne ben. Geliyor öyle örnekler verme. Yıllarca gitmesin inşallah. Sabaha kadar onunla uyuyorum ben. Allah Allah. Evet, Mini'yi çağır diyecektim ancak... Ha. Yok o biraz bugün evet. Hasta evet. Evet midesi evet. Ağzında geziyor içeride. Yok mide değil ya o başka bir şey ya. Öyle mi? Maka tapşırığı diye biliyorum ben o... Literatürde yok çünkü yani değişik bir şey. Onda da zaten sıradan bir şey olmasını bekleyemezdim. Ya bu da şimdi gözümün önünden gitmeyecek. Maka tapşırığı ne? Ya ben yani yerel tıbbi konuşuyorum. Halkı hep beraber anlayabileceğimiz niye tarzı. Sadece yerellerde mi var o? Evet. Evet. Müzisyen olmadığına göre kim müzik yapacak? Ben. Hayır. Ha, orkestramız yapacak, evet.
Orkestra hiç hevesli gözükmüyor. Hiç oralı değil onlar ya. Onlar buradan ekstraları var sonra. Orayı düşünüyorlar şimdi. İyi peki tamam. Arkadaşım. Benim hazır hissediyorum. Ne olursun. Evet. Bak yalvarmam gerekiyorsa yalvarayım. Hayır estağfurullah. Ama şey talk show yap. Hocam o hoş bir şey arkadaşım, değil. Arkadaşım. Şimdi biz bak, bu kadar şimdi şöyle bir dönemde bu kadar bir araya gelince daha coşkulu şeyler yapmak istiyoruz. Öyle, mesela. Sen ne yaptın? Albümün mü çıktı? Niye çıktı? Mesela çıktı? Ne yapmak istiyorsun? Yani ne bir halk oyunları hep beraber toplanalım. Buradan böyle en baştaki mendili alsın. Ne bir o tarz yani. Maksat el ele olalım arkadaşım, yani. Arkadaşım yapma. Yapmıyorum. Şimdi bu akşam seyirciye ekstra bir şeyler yapmanı istiyorum. Mesela sende ne var ekstra? Seyirci neye gülüyorsun Allah'ını seversen? Neye gülüyorsunuz ya? Sen niye pis pis sırıtıyorsun? Benim bilmediğim, hepinizin hayır, bildiğine var. Hayır, seyircinin yaptığı komikti. İlk defa ben onlara güldüm. Yani bir kere de ben güleyim ya. Arkadaşım, her şeyi alaya alma. Alaya, estağfurullah. Ben ya bunun mizahını şey yapıyorum. Yapma, ben senin buraya ilk geldiğini halini biliyorum. Ağzını açamıyordun. Evet. Şimdi alay ediyorsun herkesle. Ben, tövbe estağfurullah. Hiç evet. Tarz, hayır, asla. Latife yaparım, alay etmem. Konuğun var mı? Var. Kim? Bak, göstereyim. Niye arkadaşım. Yurt internetten bak, yazmış. Alay bir haftaya mesela gelecek. Sen alay ettiğin için ve sorumsuz bir insan olduğun için ben hep ben ayarlıyorum konukları. Benim yıllardır çok beğendiğim birisini çağırdım. Gelebilecek biri mi? O DVD'deki... çünkü onun girişi yasaklandı diye biliyorum. Arkadaşım yapma şöyle şakalar. Bir kere Antalya'da bir şey oldu. Seyirci de gerçek sanacak. Gerçek değil mi? Hayır. Kadın milyon dolarlar kazandı. Arkadaşım. Ya. Herkes seyrediyor. Hepimizin anam babam seyrediyor. Benim evet. Hanım seyrediyor. Yapma gerçek sanacaklar. O zaten ilk onun Betamax'ını babam vermişti rahmetli. Arkadaşım. O zaman Betamax'tı daha. Rica ediyorum. Tamam. Evet. Müzisyenler öyle bir şey verin ki arkadaşım çok acayip bir şey göstersin. Ver. Evet seyirciyi dışarı alalım. Niye? Bak şimdi. Bak. Serkan 9, 8, 7, 6'lık bir şey çal. Komik mi Serkan? Yukarıda oturduysa anlamışsınız. Adam kıçıyla güldü. Buradan daha net gözüküyor. Öyle bir vuruş yok çünkü. Arkadaşlar, öyle bir şey çalın ki arkadaşımın içinden bir şey çıksın. Tamam? Evet. 3, 2, 1, yalla! Sıçırtın beni. Nasıl? Çok özür diliyorum ama oraya götürüyorsunuz hocam. Ya yapma, hocam. Dur! Bir dakika, bu ne? Bu ne hakikaten? Çok hiç erotik değil. Yasemin Evcim'in müziği bile daha şeydi bundan ya. Nerelere gittik be? İşte bu. Göster seyirciye! Dört kez bir dakika. Sen beni sınır dışı mı ettireceksin? Ne yapayım? Arkadaşım şu merdivenden adımlarınla gel öyle bir göster ki seyirciye böyle. Ah! Bir şey söyleyeceğim. O midesiyle gülen arkadaşımız ne görmek istiyor da bu kadar heyecanlanıyor? İnşallah biz bu mesleği bırakana kadar başka yeriyle gülmez. O yüzden çok konuşmayacağım ki ekleğinizden olmuyor. Arkadaşım bak benim söylemek istediğim seyirciye kendini gör. Senin heyecanını, açılış. Coşkunu. Açılış. Evet. Evet, ceketin düğmelerini aç aç kapa gelirken. Bir de beyin üstü düşeyim ya onlar. Hayır, gelirken aç aç kapa. Evet. O kadar yukarı çıkmana gerek yok. Orada görükme yeter. Ha, çıkmazsam orası görmüyor. Kim? Hazır hissediyorum. Tamam, 3, 2, 1, ceketi aç kapa aç kapa gel. Ve coşkunu göster bize. Müzik daha coşkulu, gel. Hoş geldiniz. Gerçekten hoş geldiniz. Şu ana kadarki goygoyu artık bir kenara bırakıyoruz ve gerçekten erotik bir programa başlıyoruz. Hayır! Hadi ve be. Şimdi de ben yıllardır söyle şimdi yıllardır hayran oldunuz. Hayran oldunuz. Yıllardır hayran oldunuz. Yıllardır hayran oldunuz. Görmek için kanalın kapısında akşama kadar beklediğiniz arabanın içinde. Çok uzun oldu. Yıllardır hayran olduğumuz, görmek için kanalın önünde arabanın içinde önünde beklediğiniz arabanın içinde. Siz ya niye böyle şeyler için yapmışsınız ya? Anılarınız çıktı orada. Bayağı stalking. Evet. Al konuğumuzu gel arkadan. Evet. Konuğumdan geliyorum. Haydi bakalım. Bismillah. Yok. Oradadır. Al gel. Oh. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyur. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni çağırdığınız için. Ne demek? Eviniz gibi davranın lütfen. Kafa karıştı. Maşallahınız var. Ne oldu? Heyecanlandın mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dur. Bunu biraz sağalım. Sen normalde hiçbir konukta böyle olmazsın. Ya yamuldun.
Böyle buralarımda ağrı var sabahtan beri. Geçti o. Benim gerçekten arkadaşlarım vardı. Çalıştığı kanalın önünde arabanın içinde bekliyorlardı yakından görelim diye. O polisi çağırdığınız manyaklar bunlar işte. Evet, çok uğraştık senelerce. Ama böyle bir iyi niyetten kaynaklandığını bilseydik bu kadar uğraşmazdı. Tanışırdık en azından. Evet. Siz nereye bakıyorsunuz? Nerede diye bakıyorum. Orada. Nerede? Nereye bakayım? Kendisi FaceTime'da katılıyor programı. Öyle mi? Tekrar hoş geldiniz. Lütfen teşekkür böyle olayım, hiç yormayayım. Buyur, hoş geldiniz. Koltuk size ayrıldı. Dün gece orada yattım ben. Henüz eve çıkamadım. Evet. Nasıl oturduğum yer sizin için? Nasıl? Oturduğum yer iyi mi sizin için? Çok iyi. Ya yani çok paça bir seyirci yaşıyor. Gene bir soru yok. Nasıl gidiyor filmler? Ne yaptınız? Kültür Bakanlığı. Çok özür diliyorum. Ben mesleği bilmiyorum. Arkadaşım! Defne Samyeli. Evet. Mesleği bilmiyorum. Doğru, seyirci niye alkışlıyorsun? Arkadaşım, çok ayıp. Senin bir gerizekalı olduğunu ben nasıl izah edeyim konuğumuza? Ve ne arıyorsun sen? Bir süredir... sahneye atılıp şarkı söylemeye başladınız. Evet, aynen öyle oldu. Nasıl gidiyor ve hakikaten biz de severek gelek mi bir gün? Çok memnun olurum, beklerim tabii, ben de misafir edeyim. Yani bu eskiden beri sevdiğiniz bir şey miydi? Eskiden beri sevdiğim bir şeydi. Çocukluğumdan beri söylüyorum. Bir albümüm de var zaten. Onu da duydum. Benim de var da benim daha çok siyah beyaz fotoğraf. Yani kaparken ses çıkıyor sadece. Şimdi şarkı söyleme nasıl bir mutluluk veriyor size? Bir tür trans hali. Yani mutlu olmak istediğim zaman ya da duygularımı bir şekilde ifade etmek istediğim zaman ben mutlaka müzik dinliyorum ve şarkı söylüyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşım. Çok güzel gidiyordu. Güzel gidiyor. Bende de şey oldu. Ama senin heyecanın çok fark ediliyor konuk tarafından. Evet. Konuğa böyle rahat... bir değişiklik yaptım. Bu sefer konuk heyecanlı olsun böyle bir programda dedim yani. Yönetmen Bey terliyor falan bile, çok heyecanlı. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hani sorup bu yazıp verdim. Bu gördüğünüz kısım böyle bir de. Bir de görmediğiniz kısım var. Sakın gösterme. Bunu bile... Arkadaşım. Daha tavludan yaptırabilir miyiz önümüzdeki sezon? Arkadaşım lütfen. Evet. Lütfen. Bir gün konuğun birine çatalı göstermeye kalktın, sıkıntı oldu. Lütfen. Evleniyordu. Ben düğün hediyesi olarak. Arkadaşım. Takım da ayrıca o. Tamam, evet. Senin terinle ilgilenmiyoruz. Evet. Ayrıca ben sana her program tam para veriyorum. Sen niye terleyip kendini eksiltiyorsun? Şimdi hakikaten demin sordum, madem mutlusunuz falan. Ama şöyle bir şey var. Yani bu hayatımda mutlaka olmalı mı? Yoksa hayatım bu olmalı mı? Şarkı şu an. Bunu birden sor. Lan! Çok özür diliyorum. Pardon, kendimi kaptırdım. Çok özür diliyorum. Bunu birden sor. Çok pardon. İyi soruyorsun ama çok, birden evet, böyle. Evet, şey yaptım, biraz uzattım. Evet. Yani şimdi bu müzik olayı sizin için hayatımda hobi olarak olsun mu? Yoksa müzik artık benim hayatım olsun mu? Nasıl hissediyorsun? Müzik hayatım zaten. Evet. Yani başlangıçtan ben hayat müzik. Hayat müzik. Her şey frekans, bana göre öyle. Hayat müzik. Hayatın içine de ne doldurabiliyorsak bizi mutlu edecek, onların hepsini koymak gerektiğine inanıyorum. Siz inanmıyor musunuz? Ben çok katılıyorum. Ben yaklaşık 2-3 bin DVD doldurdum. Yani şimdi her zaman da kıymetli şeyler onlar. Arkadaşım seninkilerin neresinde müzik var? Yani boşluklarda hep müzik var hocam. Yapma. Ciddi bir şey anlatıyor. Bir de ana menüde. Şimdi daha sıcak şeyler, daha böyle bir yakınlar, daha samimiyeti kuracak sorular evet, sor. Şey yapıyorum. Evet, evet, süper. Sen müzik, gel. Alttan ver odunu, ver odunu. Şunu, sizi rahatsız etmezsem şunu buyurun. Soracağım. Estağfurullah. Şimdi ben de mesela... Romantik. Ben de romantiyim. Hayır, ben müzisyenlere diyorum, sen normalde... Ben müzisyenlere romantik diyorum. Hayır, ben diyorum müzisyenlere salak. Ben diyorum müzisyenlere salak, onlar bana kızıyorlar yani. Arkadaşım. Arkadaşının benim kim söylediklerim oldu? Şu an müzisyenlere, ağzıma girme. Ha, çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Şimdi şunu sormak istiyorum, siz artık bu konuda profesyonel bir insansınız. Sahnede sadece şarkı söylediğiniz zaman... O büyü gerçekleşiyor mu? Mesela ben de yapsam olur mu? Yoksa sesime güvenip çıksam olay olur mu? Yani ben hani baktığımız zaman olur ya, ulan çok yakışıyor sahneye. Mesela ben sizi izledim bir kere. Hı hı. Gerçekten
Allah tamamını versin. Çok güzeldi performansınızda. Bir kere sahneyle bir... Çok sıkıcısın çok... arkadaşım. Çok sıkıcı şeyler söylüyorsun. Ama güzel şeyler söylüyor. Ay, çok sıkıcı şeyler söylüyor. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi konuk çağırıyorsan konuğu memnun ne edeceksin. Ne yaptın sen Ege'nin? Beni memnun ediyordu. Karışım. Ayrıca gerçekleri söyleyerek memnun ediyorum. Arkadaşım şunu sor. Şimdi dön masanın etrafında gel ve de ki bir şarkı, romantik bir şarkı söylerken aklınıza kimi getiriyorsunuz? Gel. Şunu merak ediyorum. Her şarkının tabii ayrı bir duygusu var. Fakat diyelim ki romantik bir şarkı. Mesela en sevdiğiniz romantik şarkı, söylemeyi en sevdiğiniz hangisi? Acele etmeyin. Önümüzdeki pazartesi de buradayım ben. Hayır hayır. Çok sevdiğim şarkı var. En çok sevdiğim şarkı. Bir tane. Yok kimse kırılmaz. Yani şu an... Dokun bana. Dokun bana. Bu ha, şarkının ismi değil mi? Şarkının ismi. Elim ayağım titredi bir an. Hiç bu kadar hızlı gelişmediğim şey çünkü hayatım. Şimdi mesela diyelim ki onu söylerken... şarkı diyelim başkasının sözü, başkasının evet. bestesi. Fakat siz kendi içinizden bir şeyi canlandırarak mı şarkıyı seslendiriyorsunuz? Yoksa sadece o şarkıya mı bırakıyorsunuz kendisi? Öyle şarkılar da var. Hani kalbimi kıranlar olmuşsa onu hatırlatıyorsa onu düşünerek söylüyorum. Onu da üzülüyorum. Ama bu Dokun Bana'nın hem şarkı sözü yazarını tanıyorum hem de rahmetli bestecisini. Onunla Tunç'la Leyla Atınay'ı. Evet. İkisini de tanıdığım için onlarla ilgili hikayeler beni heyecanlandırdığı için öyle söylüyorum. Onun ikisiyle de ilgili anılarım var. Arkadaşım çok iyi konuşuyor. Aldı, dolandırdı. Hiçbir cevap vermeden cevap verdi sana. Konuğun böylesi makbul. Peki ben sana soruyorum. Mimiklerim Donar şarkısını söylerken sen kimi düşünüyorsun? Ya ben kendimi şimdi şeye düşünüyorum hocam. Yıllardır yaptığımız bu sahne deneyiminden daha önce böyle bir soğuk havada yaşadığım bir tecrübeyi aklıma getiriyorum. Hani Donar mimikleri zaten o arkadaş da öyle söylüyor mesela o şarkıyı. Arkadaşım ya insanın kızı olsa sana asla emanet etmez. Sebep? Ay, öyle bir sapık havan var senin ya. Olmaz mesela siz Defne Hanım bir İstanbul'a gelmiş olsanız mesela ilk kez buna kendinizi emanet eder misiniz böyle? Etmem ben? Yok. Şöyle sapık havanız yok. Ama böyle bir ne yapacağını bilemez bir havası var. Onun tipik İstanbullu böyle... havası işte o. Ala sahile mi insek, nargile mi gitsek? Yani İstanbul'un günlük hali bu ya. İşte bunu demek istiyordum. Evet, hani evet. emanet edilmez sanki. Bir şey geldi aklıma çok güzel. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Al şu masayı geriye. Az geri al masayı. Şey prodüksiyon buna bir tane ceket getirin. Öyle mi? Evet Defne Hanım eşlik ederseniz bir şey göstereceğim. Evet. Ceket getirin hemen bir tane prodüksiyon. Aa, prodüksiyon arkada WhatsApp'tan manitayla yazışıyor. Ya ceket getir ceket. Bir şey vallahi. İstemiyorum ceket sanki. Heh, tamam. Evet bu. Ne yapıyorsun? Ceket giy. Ha ters geldi de. Bana da ters geldi bayağı dört numara. Evet arkadaşım dur şurada solda. Dur solda. Defne Hanım siz ilk kez İstanbul'a gelmiş bir üniversite öğrencisi kızcağızsınız. Ben de ağıma düşürüyorum herhalde. Bu kıyafet öyle bir kıyafet. Bu ne? Üniversiteye gelmişsiniz İstanbul'a. Ev arıyorsunuz. Tamam. Ve bu da emlakçı. Tamam. Oo. Arkadaşım. Kiralık evim var. Evim var. Kendi evimi kiraya veriyorum. Öyle değil. Ha. Deminki gibi senin tikin var. Ceketi açıp açıp kapıyorsun. Ceketin uçlarından tut. Aç aç kapa. Ha oradan evet. Hay içe doğru açıp kapa. Süper bu. Ne süperi? 50 metre yürütmez jandarma böyle. Arkadaşım. Eğer onu yaparken kafanla da yaptığın hareketi takip edersen. Ha böyle o... yanakları da çırpayım mı? Öyle bir şey yok. Adam niye böyle yürüsün? Ben ne diyorsam sen onu yap. Hoca benim burada. Kafanla da yaptığın hareketi takip edersen manyak olduğunu anlaşılır. Kimse bir şey demez. Hazır. Evet, Defne Hanım. Evet. Gelin, otur arkadaşım dükkana. Gelin, bunun dükkanına ev aradığınızı söyleyin. Ne yapıyorsun? Dükkana oturuyorum, komple. Dükkana oturulmaz. Geç, şu oturakı al, oraya Bırak otur. Miniğin oturakını al. Miniğin oturakı mı? Ha, onu al, tamam. Onu al. Önünde miyim, dükkanın içinde miyim, önünde miyim? Ben ne dediğini anlamadım senin. Sizin gibi konuştum, ondan olabilir. Dükkanın önünde mi oturuyorum, içinde mi? İkisi de. Aa eşikte beşikte olmaz. Orada cereyan çarpar. Ya önünde Hayır, ya dışarıda. Dükkanın içinde ön kısmında. Tamam. Ağzın cama dayanmış. He. Evet. Niye? Daya cama ağzını. Ne yapıyorsun? Bebek ayağı. O ne demek? Böyle her camın yanına oturan mal gibi yaparız ya onu böyle.
Böyle yaparsın topu, ayağının altı bu. Baş parmak küçük, küçük, küçük. Yönetmenim ben korktum yalnız. Şimdi üniversite öğrencisi kız olarak ben böyle yapan bir adamın yanına nasıl gideyim ki? Ben de zaten üniversiteye böyle giden bir kızla ilgili çok iyi şeyler çok güzel bu arkadaşım, şimdi Defne Hanım geliyor tamam, sana. Evet. Defne Hanım çok mutlusunuz. İstanbul'a ilk kez geliyorsunuz ve üniversitede istediğiniz yeri kazanmışsınız. Birinin üstündeki tercihiniz, sıfırıncı tercih. Burası benim mi? Bana emanet mi etmişler? Senin. Benim. Evet. Sen kızı görünce sandalyeden düşüyorsun heyecandan, tamam? Sebep. Ne? Neden? Ulan böyle kız nerede gördün sen? Gerizekalı. Evet. Evet. Sosyal zekada bir azlık var, anladın mı? Kadın hiçbir şeyi beğenmiyor. Dur şimdi birazdan defterlerini açayım da ben. Dur, dur. Otur yerine. Dur. Nerede internetten indirdiğim bilgiler? Gel şuraya. O bir çalıştıysanız mutlu olacağım. İnternetten de bir hazır. Şey varmış, yaşasın. Evet. Geliyorum. Evet arkadaşım. Geliyorsun. Sen o sırada şey telefonda evini kiraya veremediğin adamla kavga ediyorsun. O evi kiraya vereceksin. Evet. Ha, kavga et telefonda. Ha? Defne Hanım siz gelin çok mutlu geliyorsunuz neşeli. Ben çok mutluyum. Evet. Öğrenci dünden razı değil mi? Hayır. Defne Hanım sağda. Sağa tekrar. Ben kavga ettirirken size gelin deyince siz tamam. Geleceksiniz. Tamam. Biraz sağda evet. Şuradan. Arkadaşım sen gör deyince dağılıyorsun. Telefon melefon kayboluyor elinden düşüyorsun sandalyeden. Evet. 3, 2, 1. Konuş adamla. Alo. Ha alo. 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 Bozuk herhalde. Arkadaşım konuşsana. Alo. Alo. Efendim. Alo. Bozuk bozuk. Arkadaşım. O zaman konuşsun. Konuşacak. Konuşsun, zamanında konuşsun. Tamam. Hiç sabrım yok. Bu ara çünkü piyasa çok hareketli. Söyle. Alo, neredesin alo. Sen? Ne yapıyorsun? FaceTime. Ya saçmalama. Ya yapamaz mıyım ben? Emlakla ondan FaceTime mi olur? Kıpkırmızı görünürüm. Sanal. Evi gezdiriyorum, evi sanal gezdiriyorum. Hazır, çok özür diliyorum. Hazır. Alo. Oo. Alo. Alo. Efendim. Verdin mi? Kimsiniz beyefendi? Ben sahibiyim evin. O zaman siz verin manyağı. Ya evin sahibisin bana niye fırça çekiyorsun? Gitsen sen emlakçısın mi? Sen vereceksin. Sen ben telefonu bırakıyorum ev sahibi konuşuyor kime kiraya verecekse. Ben arkadaşım, telefonu kiralıyorum. Kira çok yüksek falan dedi adam. Tamam. Evet. Verdin mi? Yine aynı manyak ya. Ha hazır pardon. Verdin mi? Ya benim bununla konuşasım gelmiyor. Çok bekletiyorum. Alo. Evet. Ne evet? Yüze gitti kafa. Alo. Ha, ev sahibiyim. Ev sahibiyim. Buyurun. Ev sahibiyim ben. Ne mutlu size. Günde bin kişi arıyor böyle ya. Ya yeni ev alan falan herkes beni arıyor. Ya seyirci bir alkışlamayın da işimizi yapalım. Evet aç şunu. Kimim ben? Deminki manyak değilsin inşallah. Ben ev sahibiyim. Çok güzel. Leasingle mi aldın? Arkadaşım ya sesimden tanıyorsun beni. Ya ne yaptın evimi falan diye sorsa bir münasebete tamam, gireceğim işte adam. Tamam işte soruyorum. Evimi verdin mi? Evin zaten senin. Niye vereyim ben? Alo. Arkadaşım bu emlakçı ağzıdır. Evet. Verdin mi? Şimdi şöyle bir şey oldu Celil Bey. Ne oldu? İşte görüntülü olsaydı gördünüz. Şöyle bir şey oldu çünkü. Anlatılacak gibi de gösteriyorum ama görüntülü olmadığı için görmüyorsunuz. Niye veremiyorsun kardeşim? Şimdi Celil Bey sizin evinizi... Bana Allah'ın... Celil deyip durma. Ne ki isminiz Celil değil mi? Evet. Ya yapma şunu ya. Ben pezevenge daha fazla konuşmak tamam, istemiyorum. Sen açık söyleyeyim. Konuşuyorsun tam konuşurken Defne Hanım geliyor. Kadıncağız ayakta yok. Bağır şimdi ev sahibine bağırırken o giriyor içeriye. Ama bu şekilde konuşamazsınız benimle. Defne Hanım gel. Beyefendiciğim önce evi onartacaksınız ondan sonra... Hoş geldiniz. Arkadaşım. Elat Bey. Olmadı ya böyle olmaz. Bir kere ha, sen... Komple... Ya Temmuz sıcağı çıplak. Hayır. Lütfen sen bir kere ya. Bir kere sandalyede oturuksun. Oturum. Ve telefon da altında. Hayır aynı o zaman... O kadar önemsiz ki götümle konuşuyorum. Aman. Bir artı bir. Arkadaşım. Stüdyo mu bu? Tam benden konuşurken... telefon altında dediğim şeyin sandalyenin altında. Hoşuna mı gitti? Niye üzüldün? Yok hayır.
Tam düşündüm nereden yetişirim kabul. Konuşurken bağırıyorsun, o sırada Defne giriyor içeri, sen onu görünce dağılıyorsun. İçeri müzisyen şey dın 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 çalarken bir anda Defne Hanım içeriye girer girmez şöyle bir şey oluyor. Ve romantik. Dükkanın kapısı bu taraftan şu şekilde. Şöyle evet. Mi yürümemiz? Evet. Önü cam. Tamam. Pima sen. Tamam. Arkadaşım. Hazır. Sen yere düştükten sonra da bir müddet kalkamıyorsun. Kalksan elini sıkamıyorsun, bilekten aşağısı tutmuyor, tamam. Evet, 3-2-1 buyurun. Bilekten aşağısı dersen şuradan... Hayır yok, dirsekten aşağısı tutmuyor. Dirsekten aşağısı, yine komple. Dizden aşağısı ve dirsekten aşağısı tutmuyor. Birisi arası böyle... tutuyor mu? Tutuyor. Tutuyor. Yani buradan nereye kadar, sonra buradan nereye... Bak dizden ayak ucuna kadar... Lan sen benden dalga mı geçiyorsun? Tabii ki de. Gerizekalı. Bana diyor. Evet. Yani gösterdiği yer tıpta yok. Orada evet, orada. Bağır adama. Alo. Defne Hanım buyurun. Celil Bey istirham ediyorum. Evinizi onartmazsanız ben de kiraya veremem lütfen. Celil Bey bir dakika. Neşeli Şirin geldi, kapatıyorum. Arkadaşım. Efendim? Sen hayır telefondasın. Defne sana sesleniyor, diyor ki bakar mısınız diyor. Sen evet. Dönüyorsun onu görünce dağılıyorsun, tamam mı? Önüm cam, dükkanın önünden geliyor. Görmedin mi dükkanı? Görmüyorsun. Senin camda demin ağzından oh yaptın ya. Sen ağzımı nasıl hayal ettin? Şu kadar bir hoh yaptım. O da 30 saniye sonra geçer. Arkadaşım, hayır dükkan içinde bir şeyler yapmışsın, tamam. Terlemişsin. Cam Defne Hanım bana seslendiğinde ben onu fark ediyorum ve dünyam değişiyor. Mi? Yani hayır, girdikten sonra hani bakar mısınız anlamında yoksa. Ya çok görüyorum, özür diliyorum. 3, 2, 1, buyurun. Alo. Buyurun. Celil bebişim. Tamam, hallediyorum o evi, tamam. Lütfen kapatma. Sesini biraz daha duyayım. Emlakçı Bey. Girebilir miyim? Cama vuruyorum. Yok, demin kapıyı açtım ben sıcak diye. Yok, açık değil kapı. Girebilir miyim? Lütfen, ne demek? Dizden açansı tutmuyor ya lan. Merhaba. Şöyle yapabileceğim çünkü bilekten aşağısı da tutmadığı için elimi kaldıramıyorum. Merhabalar. İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun. Şey oldu geçenlerde... Kafa titriyor kafa. Evet. Kafan titresin. Tamam. Çık yapma. Yapma. O tarz bir topluluk değiliz biz. İçimiz öyle ama... Çok özür diliyorum. Geçenlerde bir emlak kazası geçirdim de... Bir 2+1 üstüme düştü. Ay. Ama yavaş yavaş toparlayacak gibiyim. Arkadaşım ya niye uyduruyorsun öyle şeyler? Bir kız geldi, girdi içeriye. Sen kızı gördüğün için böyle oluyorsun. Evet. Evet. Tamam mı? Tamam. Sonra çok heyecan düzeliyorsun ama kıza izah edemiyorsun durumu. Evet, tamam? Evet. Evet. Şimdi ben çok özür diliyorum size. Defne Hanım hızlı hızlı arka arkaya sorular sorun. Buyurun. Tamam. Ne oldu size böyle? Ben geçenlerde böyle bir emlak projesi üstünde çalışırken affedersiniz bir kaza geçirdim. Sizin ne alakası? Trafik kazası. Trafik değil. Yani daha çok emlak piyasasının bu fiyatlarıyla ama yavaş yavaş açılıyor. Yani sizi görünce tabii heyecanlandım. Tekrar vücut kendini biraz bıraktı. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Lütfen hoş böyle bulduk, buyurun. Merhaba. Buraya otur. Buyurun. Böyle buyurun. Böyle buyurun. Çok naziksiniz. Lütfen rica ederim. Ben İstanbul'a yeni geldim. Ben de. Öyle mi? Evet. Yani bugüne kadar İstanbul'u tanımamışım sizi görene kadar. Ay öyle mi? Estağfurullah. Ben yeni geldim ama ev arıyorum. Doğru bir yerde miyim anlamadım. Çok doğru bir yerdesiniz. Benim burası 2 katlı. Ben de bir oda arkadaşı arıyorum. Kestik. Anne. Kesme! Arkadaşım, emlakçısın sen. Evet. Emlakçılar böyle değildir. Değildirler. Düzgün insanlardır. Düzgün insanlar. Ben de evet. Şu an şakasını yap. Evet. Evet. Buyurun. Nasıl bir ev? Şimdi hanımefendi tek misiniz? Ben tek başıma bir öğrenciyim. Üniversiteyi kazandım İstanbul'da. En istediğim üniversiteyi kazandım. En çok istediğim bölümü kazandım. Allah tamamı neredesin? 0. tercihim. Defne Hanım arada böyle çok büyük şey yapın, sevinin. Hii, yapın tekrar oturun. Buyurun. Evet. Bu tarz kadınlardan hoşlanıyor. Yapacağım bir şey yok. Ben İstanbul'a yeni geldim. Çok sevdim İstanbul'u. En istediğim üniversiteyi kazandım. Ben de şu an çok şaşırdım gerçekten. Çünkü ruh ve sinir hastalıklarını kazanan ilk kişiyle... Böyle bir sevimi var mı? Arkadaşım. Kızı tıbbı kazandım, tıbbı. Çok memnun oldum. Senin gözler yerinden çıkıyor, çok mutlusun. Çok ceketi sevindim. Unutma ceketi. Ceketi mi? Evet, dikin var senin. Benim burada bir yerde tikim olacak. Hayır. Açıp açıp kapıyorsun ya. Ha, evet özür diliyorum. Evet çok sevindim. Yani ben de bir emlakçı olarak gençlerimize yardımcı olmak. Efendim kalacakları ev olsun, yaşayacakları muhit olsun. Ben şu an kendimden tiksindim. Arkadaşım. Kadıncağızı düşünemiyorum bile. Yani arkadaşım. Ben...
Ben şu an kendimi dükkandan atacağım. Çok güzel gidiyordu, bozma. Çok güzel. Sefne Hanım, siz sorun. Deyin ki ne yapıyorsunuz falan. Şaşırın. Tamam, evet, buyurun. Evet, ya hakikaten gençlerimize yardımcı olmak benim için... Bir egzersiz mi? Yok, hayır, ben heyecanlandığım zaman, bir müşterim geldiği zaman... Efendim ben ne bileyim, böyle bir ona hitap ederken falan heyecan yapıyorum birazcık. Hala. Terlediniz. Biraz terlerim de. Çıkartın isterseniz ceketi. Yok, zaten don giymedim. Şimdi onu da çıkartırsam cereyan yapan diye korkuyorum ben. Şimdi nasıl bir eve bakıyoruz? 1+1, 2+1... Ya 1+1 olsa çok iyi. 1+1. Yani bir ev alacaksınız, tutacaksınız. Bir ev daha mı tutmak istiyorsunuz? 1+1 o. Nasıl? İşte ben de onu anlamıyorum. Yok, emlak piyasasında demek istiyorum anlamadığım ki, şey. Hani bir oda bana ne kadar... Çünkü çok param yok benim. Benim de. Ben öğrenciyim. Çok güzel bir şey. Hı-hı. İnşallah çalışacaksınız. Çalışacağım, bitirip, kazanacağım. İleride evet. Kazanacağım. Arkadaşım sorsana, bir oda istiyorum diyor. Tuvaleti ne yapacaksınız, sor. İşte iki oda var, birine yapacak artık yani. Onu da kadıncağızla tartışmayayım. Defne Hanım, sor, de ki tuvalette istiyor musunuz, sor. Evet, yani banyoda istiyor muyuz? Nasıl istemeyeyim ki banyo? Böyle gayet net, istemiyorum diyebilirsiniz. Hayır, elbette yani... Bunları dert etmeyin, öğrencisin. Ben tıp kazandım. İnsanın doğal ihtiyaçları var. O elbette bir tuvalet olacak yani, değil mi? Tabii ki de. Küvet yani. De istiyorum ben, küvet de istiyorum. Duşakabını istemiyorsunuz yani. Hayır, ben küvet mi istiyorum? Tabii. Çok güzel bir şey. Neden biliyor musunuz? Küvet her eve lazım. Çünkü Allah muhafaza, bende var mesela, böbrek taşı var. Böbrek taşı olduğu zaman en güzel şey küveti sıcak su doldurup içine yatmak. Sık sık yapıyor musunuz bunu? Çok sık, maalesef. Bende genetik olarak var. Mesela duşakabin olduğu zaman ne yapacaksın? Kapıyı kapat, ağzına kadar su doldur içine. Olmaz yani. Bir de yandan mutlaka taşıyor. Denedim. O benim taşı. Böbrek taşım yok. Olur, bir gün olur inşallah. Çalışın, olur sizinle. Şimdi o zaman en yakındaki evlerden bir tanesini size göstermek istiyorum. Tamam, ama param yeter mi? Paramın yeteceği bir şey olsun. Ben o da arkadaşı istemiyorum. Arkadaşım, çok önemli bir şey gösterecekmiş gibi anlat. Seni ver müzisyen müziği. Ha, müzisyen müziği yok ha. Şimdi şöyle yapalım. Size öyle bir ev göster. Terlemişsin. Senin peçete özel mi? Benimkiyle farklı mı ya? Benimki almıyor mu ter? Almaz. O zaman ben bunu fitil yapıyorum. Derde sonuna kadar götürsün. Teşekkür beni ediyorum. Beni istemiyorsun. Bebişim. Suzan, sen gelirken seyirci alkışlıyor. Bir selam ver de git. Şimdi isim neydi? Defne. Defne Hanımcığım, hakikaten öyle bir yere geldiniz ki burada birçok gencimizi ev sahibi yaptık. Yaşasın. Çoğu sapıttı sonra ama olsun. Siz düzgün bir hanımefendiye benziyorsunuz. Çok. Size elimdeki en güzel evi göstermek büyük. İstiyorum. Büyük. Büyük bir ev. İnanılmaz. Hayır, olayı büyüt. Olay size göstermek istemiyorum. Sizin üstünüze yapacağım evi. Öyle mi? O tarz... Hayır arkadaşım. Elimde bir şey var, bir şey var diye anlatacaksın. Bu arkadaş. Evet. Elimde bir şey var, bir şey. Mükemmel. Buradan... İşte bunu arıyorum. 155'i arayacak yandan. Arkadaşım aramaz. O heyecanlı da aslanmayı gel. İnanılmaz uygun bir evim var. Elimde bir ev var, bir ev var. Tam sizlik. Neye göre tam benlik olduğuna karar verdiniz? Şimdi sizin çok düzgün bir hanımefendi olduğunuza görür görmez zaten kanaat getirdim. Dolayısıyla siz bir yere taşındığınızda diğer arkadaşlarınız da sizi ziyarete gelirler. Kim? Kimler? Benim burada daha arkadaşım yok ki, kimsem yok benim olacak, bu şehirde. Üniversiteye girdiğinizde olacak. Olacak. Yoksa ben burayı niye açtım? Göster! Bunlar olacak mesela. Hayır arkadaşım ya. Artık kadını al götür, evi göstermeye götür. O zaman şöyle yapalım. Sizi merakta bırakmayayım. Böyle konuşarak bir yere varamayız. Ben sizi eve kadar götüreyim vaktiniz varsa. Evi kendiniz görün. Kendiniz beğenirseniz evi anlaşmayı imzalayın. Kontratoyu imzalayın. Şimdi nerede ev? Apartmanda. Arakat. Yakın mı uzak mı? Arakat. Hiçbir şey olmaz. Çok annem sağlam. Annem beni çok tembihledi buraya gelirken, İstanbul'a gelirken. Evet. Seni böyle alıp bir yere götüreyim diyen yabancılarla hiçbir yere gitme dedi. Ben yabancı mıyım? Türk'üm ben ya. Ama yani yurt dışından biri gelse, bunun... hello, come on, rent this falan dese, o zaman dediğim. Ama yani sizinle bir arabaya bineceksem onu yapmam. Hayır, hayır. El ele yürüyeceğiz. Yabancı olmasın. Şimdi manevi de garip karşılanır. El ele yürüsek derler ki, bunlar samimi, manita. Öyle. Geçenlerde biri geldi, öpüşe öpüşe gittik. Yani. Evet. İki ev verdim onlara. Şimdi şöyle yapalım. Korkacak bir şey yok bunda. Ceketi yırttım. Evi görün, evi beğenirseniz. Çünkü dediğim gibi arakat hayatta başına bir şey gelmez. Neden? Çünkü arakatı alamıyorlar aradan. Üstü çöküyor. Ha. Arakatlar o yüzden garantidir yani. Bir dakika, hırsız bir dakika. Falan var mıdır bu? Hırsız var, çok güzel. Alt katı hırsız. Ya lazım mı? Hırsız mı lazım? Hayır, ben çok korkuyorum. Tek başıma yaşayacağım için istemiyorum yani. Aa, yok, onlar kalabalık zaten. Size eşlik ederler. Yani 4 kişi yaşıyor onlar. Onlar bir aile. Kim? Badakçı, bir tanesi badakçı. Bir tanesi parmaksız. Arkadaşım hırsız yok. Kıza desene hırsız mırsız olur hırsız, mu? Ben mahalle hırsız mahalle o kadar düzgün bir efendim, mahalle ki. Estağfurullah, istirham edeyim. Bizim göstereceğimiz bir evin böyle bir...
Değil mi? Özel yok. Söyle abi. Alt katında kim oturuyor? Bil bakalım. Size bir DVD de göstereceğim. Hayır. Eski. Alt katında kim oturuyor bilseniz. Alt katında kim oturuyor? Alt katında kim oturuyor? Alt kat komşunuz. İnanılmaz. Bu kadar da basit. Yani gittiğiniz zaman ısınacaksınız. Hiç karmaşa yaşamayacaksınız. Arkadaşım çok önemli birini söyle. Altında çok önemli, üstünde çok önemli birini söyle. Altında eski şey oturuyor. Eski bir şey oturuyor. Yani çok anlamadım ne olduğunu. Çok o kadar eski ki oradan çıkarmamışlar onu. Üst katında da yıllardır nerelere gittik ya. Erotik film yıldızı var. O artık bıraktı. Arkadaşım. Menajerlik yapıyor. Bana uygun değil orası belli ki. Neden? Benim ailem çok... Şimdi bunlar görmüş geçmiş insanlar. Mutlaka öğreneceğimiz bir şeyler var bunlardan. Gözünüze ne oldu? Böyle şey yapıyor. Gözüm arkadaşım selektör. Kızın elini tutup çıkarsana dükkandan. Kadıncağız korktu benden. Böyle bir tip olduğum için. Arkadaşım o zaman korkmamıştı. Sen sapık sapık konuşmaya başlayınca korktun. Şöyle yapalım Defne Hanımcığım. İsterseniz iki dakika gelin vaktiniz varsa. Evi görün. Kendiniz karar verin. Böyle anlatmakla olmaz. Çünkü ben belki de bana göre, bana uygun bir evi anlatıyorum. Halbuki sizin zevkinize uygun mu göreceğiz. Bir de bir sorun daha var. Işık alıyor mu güzel? Tabii ki de. Her yerden ışık alıyor ev. Peki. Tamam o zaman gidelim. Gidelim. Lütfen buyurun. Bu kapıdan. Hangi kapı? Buyurun. Şuradan. Geldiğiniz kapıdan. Hangi kapı diyor? Bir tane kapı var dükkanda. Buyurun. Lütfen buyurun. Bu taraftan. Buradan geldiniz ya. Ne yapıyorsun? Kepengi indiriyorum. Niye? Emlakçıda ne çalabilir adam? Ve emlakçıya bir hırsız girse ne çalabilir? Söyle bana. İşte telefon. Emlak bilgileri. Ya saçmalama hadi yürü. Bende bana bırakılan evlerin anahtarları var orada. Nerede? Anahtarları İçeride. Cebinde taşımıyor musun? Allah kahretmesin. Tam onu dedim içeride unuttum. Defne Hanım sinirlenin. Geç kaldınız. Ya bekleyecek miyim daha sizi? Geliyorum. Başka emlakçılara da gideceğim. Yok tek yok burada bir tek ben varım. Ama başka işiniz yok arkadaşım, herhalde. Arkadaşım çok komik bir şaka yap kadına sıkıldı ya. İçimden yaptım. İçimden yaptım içimden. Buyurun. O kadar kıymetli ki şaka paylaşmak istemedim. Efendim buyurun şuradan döneceğiz. Samimi şakalar yap kadına. İlk sağdan yolda döneceğiz. Yolda giderken buyurun. Samimi bir şey. Mesela bir espri patlat emlakçılıkla ilgili. Şimdi de sola döneceğiz burada. Fıkra anlat emlakla ilgili. Söylemiş miydim ev Afyon'da? Buyurun. Yavaş yavaş yandan. Söyle şaka şaka de. Şaka şaka öyle şey olur mu? Geldik bile. Bakın bu apartmanımız bu. Ne düşünüyorsunuz? Ay çok çirkin. Nasıl? Bir kere eski. Eski ve yaşlı. Ama şimdi şöyle Defne Hanım, şimdi yeni yapılan binalarda da ruh yok. Yani bu eski bina, 60'larda... Emlakçı! Buranın toptan satıcıları bunlar, emlakçı satıyor. Şimdi... Emlakçı! Ama tam... Bekara ev verme! Sen de bekarsın son 45 senedir. Benim kocam vardı gitti. Bayılıyor böyle yaşlı kadın sesi yapsın, bayılıyor. Arkadaşım! Nasıl bu bir kim? Travma yaşasıydı. Emlakçı ve kim bu? Bu buranın komşu işte mu? Eski tabii. Kızım bundan bir şey tutma. Ne yapmayayım? Tutma. Neyi tutmayayım? Ben dükkandayım. Yok yani benden ev tutmayın anlamında. Ha, ben nereye... anladım o kadarını. Evet tabii tabii. Şimdi bence 60'larda yapılan evlerde çok ayrı bir karakter var. Yani balkonları geniş, salon geniş. Neden? Çünkü o zamanlar ailece bir arada yaşamak düşünülüyormuş. Şimdi sadece başımı sokacak bir yerim oldu. Zaten bütün gün 11 saat işteyim. Geleyim, efendim tuvalete girmeye çalışıyorsun. Çamaşır makinesine çarpıyorsun falan. 500 bin euro anlatabiliyor muyum? Yani ruh yok. Şimdi bu eski binalarda öyle bir şey. Bir de... Burada yaşanmışlıklar var. Ama eski dediğiniz böyle sanki tarihi esermiş gibi anlatıyorsunuz. Öyle bir şey değil. Benim için boyaları... tarihi eser aslında bakar mısanız. Böyle pis yani, gözüküyor. Kanuni yani. Olarak değil ama benim için tarihi eser. Çünkü demin sesini duyduğumuz hanımefendi bile burada neler yaşamış. Belki de burada doğdu. Ha öyle mi? Evet. Ne yaşadım lan ben? Yaşayacağın kadar yaşadın. Ne diyorsunuz buraya? Yani daha tabii içini görmeden karar veremem. Dışarıdan ben pek sevmedim. Ben de öyle düşünüyorum hep. İçini görmeden karar vermemek lazım. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bu binanın tek bir dezavantajı var. Nedir? Asansörü yok. Eski olduğu için eski apartmanlarda 5 kata kadar asansöre gerek yok. Yani zaruri değil. Fakat burası 4 kat ve asansörü yok. Ama siz genceciksiniz. Bir de şöyle bir sıcaklığı var. Yani şimdi ne yapıyoruz? Rezidanslara giriyoruz otoparktan. Düğmeye basıp eve çıkıyoruz. Kimle yaşıyorum, ne yaşıyorum bilmiyorum. Burada öyle değil. Çıkarken oradan bir kapı açılıyor. Buradan bir kapı. Yani nasıl bir komünitenin apartmanda içinde... Apartmanda herkes kapısı açık yaşıyor. Ha? Niye apartmanda herkesin kapısı açık? Ya öyledir ya şimdi apartmana genç kadın taşındı da dur bakalım. Bu şimdi usturuplu mu yoksa biraz yollu mu diye bakarlar. Büyükler hep bakarlar. Estağfurullah. O ne demek ki? Yollu ya, uzun yol şoförüdür yani.
Pozantı üzerine. Şimdi öyledir yani, büyükler genelde bir kapıyı açarlar. Kızımızı, oğlumuzu bir test ederler hep gençlere. Şimdi tamam, öyledir. Al sahneye iki kişi hemen. Evet, iki kişi al. Sahneye iki kişi. Kadın erkek dedim ve 11 kişi zaten geldi. Evet, dövüşüyorsunuz, kazanan iki kalıyor. Hoş geldiniz. Kayseri'den geldiniz siz de. Öyle mi? Ben de Amerika'dan okuyup geldim. Gene mi sen oğlum? Sen sigortalı mısın lan burada? Ödedim. Merhaba, hoş geldiniz. Herkes erkek. Evet, arkadaşlar, soldaki arkadaş, sizin isminiz ne? Eli cebinde olan. Mustafa. Senin yanındakinin ismi ne? Tolga. Tamam, Tolga ile Mustafa, siz duruyor. Ha, benim ismimi söylüyor sandım ben. Ben geçiyorum o zaman hocam. Arkadaşım gel şuraya. İçeride ben oturayım ya, yıllardır. Geç şuraya. Evet. Evet, Tolga ile Mustafa. Siz daire, arkadaşım sen içeriye Defne'yi götürüyorsun gezdirmeye. Onlar birden kapıyı açıp önüne çıkıyorlar senin, çok merak var. O zaman siz o tarafa gideceksiniz, evin işi burası olsun. Siz? Evet. Siz yarım saat önce basılmışsınız zaten. Nasıl bir apartman, ben anlamadım. Ben de... Siz orada oturun yerde, ben size bir şey bulurum. Ha, şurada, şurada abi, evet. Şimdi birazdan şey yapacağız. Evet, buyurun. Şimdi bakalım. Ah, siz önceden girmişsiniz bile. Evet. Buyurun efendim, lütfen. Teşekkür ederim. Tam içeriye girerken Tolga bağırırsın arkadan. Hop birader. Hop birader. Hayır, Tolga bağırıyor, evet. Bir saniye. Şu galoşları... Ha, galoş mu? Tabii. Ama içerisi... Bakın, böcekler falan var burada. Onlar burada yaşayan böcekler. Ne yapıyorsun? Bunu size yapıyorum hocam. Normalde ışık burada. Evet. Hadi bakalım. Şimdi... Ya kapıyı kapadı Tolga, seslensene. Hocam bir daha olmaz gereği mi? Oh birader. Geçti, kapı kapandı bile. Sağ ol. Neyi bekliyorsun sen? O söyledi hocam. Arkadaşım tekrar tam galoşu giydirirken bir ayağını kaldırmış Defne Hanım. Tam galoşu ayağına takmışsın. Evet. Eğilsene yere. İyice eğil. İyice eğil. Heh. Tam o sırada Tolga gelir. Eğil iyice. Neyse ki kapı kapalı. Hayır, kapı açık. Evet, bir türlü ayağına olmuyor. Galoşu küçük numara almışsın. Arkadaşım konuşsana. Defne Hanım, ben 32 numara almışım galoşu. Sizin ayaklar kaç falan, giydiremiyorsun galoşu. Galoşun numarası olur mu hacı ya? Niye olmasın? Ayağa giyilen bir şey değil mi? İki boy galoş var. Bot galoş var, ayakkabı galoşu var. Arkadaşım, ayağa giyilen şeyin numarası olmaz mı? Bu başka şey de karıştırıyor. Hazır. Olmaz, olmaz. Tamam, giyeyim. Arkadaşım, giydiriyorsun, eğilmişsin. İyice eğil. Bayasın, tutunamıyorsun. İyice eğil. Evet, evet. Kafayı eğ. Ya eğemem, kadıncağız benden destek alıyor. Hayır, o destek almadan da durabilir. Evet, iyice kafayı. Şimdi gel sırtına vur Tolga. Vur sırtına. Hop birader. Ne yapıyorsunuz burada? Bağır. Ne yapıyorsunuz burada? Burası düzgün bir semt. Burada aileler yaşıyor falan. Bağırsana bu Tolga. Bu nezih semtte aileler yaşıyor. Neler yapıyorsunuz burada böyle ya? Ben de bağırayım mı hocam? Tabii tabii. Gelen bağırsın, giden bağırsın. Değil mi hocam? Mustafa, efendim? Seni eziyorlar mı evde? Niye burada bağırmak istiyorsun? Şimdi, affedersiniz, siz kim oluyorsunuz? Beni bu hale getirdiniz. Gerçekten böyle bir insan değilim. Yani sahnedeki ben... komşular, siz niye alkışlıyorsunuz? Affedersiniz, siz buranın sahibi misiniz? Evet. Hayır, biz karşıda oturuyoruz Mustafa'yla. Sahibi canım, söyle. Bunlar toprak sahibi toprak belli ki yani. Çok sahibi. Özür diliyorum ama şunu belirtmek istiyorum. Ben buraya müşteri gezdirmeye getiriyorum. Evin sahipleri içeride sıçıyor. Yani olacak şey değil. Yani ben bunu... lütfen ya, bizim de bir namımız var. Hanımefendi, ta İstanbul dışından onlar geldi. Onlar yok! Onlar yok mu? Yok onlar! İyice kapanmışlar mı artık? Hayır! Kaç gündür buradalarsa... Arkadaşım, onlar evin içinde yok! İnanılmaz. Onlar yok evin içinde. Yok, yok onları görme. Evet, Mustafa, Tolga bağır. Mustafa arkadaşımla ben çok rahatsız olduk sizden. Söyle. Mustafa arkadaşımla ben çok rahatsız olduk sizden. Mustafa, tasdikle. Evet, ne geziyorsunuz siz burada? Geziyoruz. Şimdi beyefendiciğim, benim adım da Tolga, ne tesadüftür. Ben şaka yap çocuklara, samimiyet kur. Ne tatlı bir şeysin. Şimdi ben buranın emlakçısıyım ya. Altta bilmiyor musunuz? Aralarına gir. Metrekare emlak. Aralarına gir. Ben seni ilk defa görüyorum. Şimdi bir dakika şöyle konuşayım. Defne, hemen geliyorum, çok üzgünüm. Enseden yakala çocukları. Bulmaya çalışıyorum. Enseden hangisi?
Şimdi bakın şöyle bir şey yapalım. Hanımefendi burada inşallah üniversiteye gidecek ve ev arıyor. Çok da mütevazi, hanımcık bir insan yani. Onu mahallemizde ağırlamak değil mi? Mahallemizde... Defne Hanım çok sıkıldınız, bağırın. Daha çok bekleyecek miyiz? Evet, bir iki üç. Yeter yani. Var. Şimdi hanımefendi de mahallemize gelirse... Defne Hanım sinirlenin. Ben bugün ev bulmak zorundayım, yeter artık. O zaman diğer emlakçıya, hadi ablacığım. Arkadaşım! Ha? Kız haklı. Haklı. Evet. Defne Hanım bağırın. Ya kardeşim göstereceksen göster. Kardeşim göstereceksen göster yani. Burada böceklerle baş başa kaldım. Şimdi Defne Hanım şöyle bir şey oldu. Toprak sahipleriymiş arkadaşlar. Onların da buraya kiraya verildiğine haberleri yok. Ben de şimdi iki arada bir derede kaldım. Siz dolandırıcı mısınız? Estağfurullah. Benim anahtar var. Anahtarla girdik farkındaysanız. Ben daha önce de burayı bir iki defa garsonyer olarak kullandım. Bomboştu. Hiç o zamanlar gelmediniz ya. Enteresan, zamansız geliyor bunlar hep. İğrenç. Ay estağfurullah. Garsonyer yanlış anlamayın. Restoranı var arkadaşlar. Orada çalışan garsonyerlerle burada yani garsonlarla olayı toparlayamayacağım galiba yani. Değil mi? Onlar burada prova yapıyorlar. Arkadaşım hemen göstermeye başla. Hemen göstermeye başla. Buyurun. Hayır. Neyi göster şimdi? Hemen bak burası salon, burası tuvalet, burası şimdi, mutfak, şöyle, mutfakta tuvalet iç içe. Ben en azından mahcup olmayayım yani. Ben kızgın mıyım yönetmenim? Evet, şu anda itibaren kızgınsınız. Evet, çok hazır. Şimdi Defne Hanım çok özür dilerim. Burası salon, inanılmaz bir salon. 12 metrekare bir salon. Defne Hanım bağırın, mutfak nerede diye bağırın. Mutfak nerede, mutfak? Mutfak yandaki binada, gidelim. Arkadaşım! Evet, kokmasın diye yan binaya yapmışlar. Kızartma falan yaptın mı kokar ya evler. Yani arkadaşım. Bir artı bir deyince buranın bir ev olduğunu düşündük herhalde. Evet, bir artı bir. İki kişi var işte evde. Güvenliğimiz orada de bunlar. Orada kimse yok. Bir tek ben mi görüyorum onları ya? Onlar yok arkadaşım. Onlar yok. Bunlar? Onlar var. Şimdi gidecekler, onlar da yok. Girin içeriye, siz de evinize oturun. Bunların evi mi var? Evet, oturun oraya evinizde. Şimdi şöyle bir şey var. Burası efendim salon kısmımız. Salonumuz. Burası mutfağımız. İnanılmaz bir şey. Aynı zamanda çok da güzel. Bakın pencere karşısı. Kadınlar genelde bunu çok severler. Lavabom illa evyem değil mi camdan olsun dışarıyı göreyim diye. Ne halta yalan hiç bilmem. Ben banyomun da pencereye karşı olmasını istiyorum değil. Tamam bu iyi. Zaten güzel bir yer görmüyor manzara falan. Ben banyomun pencereli olmasını istiyorum. İsterseniz evyeyi banyoya taşıyabilirim. Yani olmaz. Sudan da tasarruf ederiz. Bulaşığı yıkarken. Yapamazsın. Nasıl olacak o? Tesisat gitmez yani. Kadıncağız çözdü işi, sen çözemedin mi? Neyse evet, banyonun da camı olmasını banyonun istiyorum diyor. Banyonun da penceresi olmasını istiyorum. Banyonun da şöyle bir... izlemek istiyorum. Tabii banyonun da şöyle bir durumu var. Banyoda da küvetimiz burada. Küveti de pencerenin önüne getirdik mi? Bakın ben hemen soyunuyorum size. Ne oldu? Prodüksiyonun bana bir şakası mı bu? Burası şey oluyor ya. Aynı zamanda küvetiniz aynı zamanda kaykay. Sörf de yapabiliyorsunuz. Evde sörf yapabiliyorsunuz Defne Hanım. Bakın. Bakın. Bak evde sörf imkanımız var. Peki sen onu yaparken camdan karşı komşu görünce ne anlıyor? İşte camdaki karşı komşuyla da aranı iyi tutmak için sörfü böyle yapıyorsun. Anladın. Aramız iyi oluyor. Bugün bir şey olacak, dur bakalım. Defne Hanım bağırın değil ki. Kardeşim benim boyumu görmüyor musun? Ben buna nasıl sığayım? Neyimi görmüyor musun? Boyumu. Kardeşim benim boyumu görmüyor musun? Ben buna nasıl sığayım? Bu nasıl bir küvet? Ama Defne Hanım siz de kendinize haksızlık ediyorsunuz. Şimdi hatırlarsanız Western film seyreder misiniz? Cowboy filmi. Şimdi hepimiz eskiden değil mi? Bonanzalar. Şimdi ne yaparlar onlar? Gelirler. Bu bölüm memeye kadar gömülür buraya. Üstü hep dışarıdadır bunun. Buradan alırsın buraya. Buradan alırsın buraya. Olay bu. Ben öyle sevmem. Ne yapıyorsa yapsın ya. Arkadaşım. Western filmi ne yapıyor? Gel yönetmenim şuraya. Western filmi diyor. İçeri kilitledin mi? Arkadaşım gel şuraya. Kadını ikna edeceksin. Ve ceketini unutma. Devamlı açıp kapatıyorsun. Bir derdim o var. Evet bir derdim o var. Evet. Anlat. Şimdi izah et. Ben sizin yerinizde olsam hakikaten bir kere daha. Neden biliyor musunuz? Bu sezon bunlar inanılmaz revaçta. Herkes küvete geri dönüyor. Dur. Daha acayip bir şey geldi aklıma. Sarp gel. Sarp hemen gel. Daha acayip deyince şey tahmin etmiştim. Evet. O ne oğlum? Dayım geldi sandım. Sarp sen gir küvetin içine. Gir küvetin içine. Sen bu evde yaşıyormuşsun, bu salak bilmiyormuş. Ve küvetin içindeymişsin. Arkadaşım yeniden banyoya getir Defne Hanım. Çok mutlu olun küveti görünce. Tamam. Ne yapıyorsun? Onların hepsi bitmiş, yıkanıyorsun. Şimdi... iyice yok ol içinde Sarp. Kaybol içinde. Evet arkadaşım şimdi çok överek anlat. Defne Hanım çok mutlu olun. Küvet mi inanamıyorum falan diye ayağınızı bir atıyorsunuz. Sarp'a basıyorsunuz. Korkudan çığlık çığlığa, tamam mı? Arkadaşım sen sinir heyecanlanınca daha hızlı açıp kapatıyorsun. Evet 3, 2, 1.
En az 15 pont topuklu var, söyleyeyim. Evet. 3, 2, 1. Arkadaş, ne yapıyorsun Sarp? Bir yerin gözükmesin. Yok, ben korumamı alayım da. Aslında sen yüzük oyun da. Yürüt benim. Nereyi koruyorsun lan sen? Bu arkadaşlar hak etti şimdi. Tam topuğumla böyle basayım diyorum. İşte bu, işte göbeğine. Bu. Bir kadının evet. Topukları altında ezileceksen topuk bu olmalı bence. Hazır hissediyoruz. Sen normal yat. Bir şey olmayacak sana. Aha. Sen bir daha kalk bakayım. Sen salakla avanaktaki adama benziyorsun. Hangisisin? Salak olan. Tamam yat. Ya insan bir an düşünür ya. Hiç mi düşünür? Hazır hissediyoruz. Evet. 3, 2, 1. Çok heyecanlandın at. Evet, elimde ne var biliyor musunuz? Elimde ne var biliyor musunuz? Ne var? Şu ana kadar belki istediklerinizi tam karşılamıyor gibi gözükebilir. Elimde bir ceket var. Hayır. Ha. Ceketi unutma. Ceketi unutma. Üşürsün. Sen unutma. Aç kapa ceketi. Ha, kafamla tamam, da tamam. Göster. Evet. Şimdi inanamayacaksınız. Kafayı belki da unutma. Şu ana kadar ben bayağı çok başka işler de yapabilirim aslında. Geceleri de mahallede pub'da çıkıyorum. Şimdi inanamaz bir şey göstereceğim. Evim şu ana kadar olan kısmı sizi belki de tatmin etmedi. Ama banyoyu gördüğünüz an... Çığlık atın küveti görünce. En istediğim şey küvet. Evet, yaşasın. Evet. Hatta hemen içine girmek istiyorum. Lütfen deneyin. Ev sizin gibi. Ve birden atlayın. Ceset! Ama çığlık atıyor. Sen ne yapıyorsun burada? Sen 2 ile 2,5 arası burada olmayacak mısın? Saat 4:10 var. Buyurmaz mısınız? Ya nereye buyurma? Ben senden 25 dakika diyorum size yavrum. 25 dakika diyorum ya. Çek şuradan. Çek şuradan. İstirham ediyorum. Temizleyeceğiniz bölgeyi temizleyin. 25 dakikada evi teslim edin diyorum size. Bu temizlik şirketi inanılmaz. Şimdi efendim temizlik şirketinden geliyor arkadaşımız. Sarp buraların... Defne işlerini... Hanım ona sorun. Sen kimsin sen kardeşim? Sen kimsin? Ben manita attım buraya az önce. Ay, Sarp sen bu evde yaşıyorsun salak. Ne yapıyorum? Bu evde yaşıyorsun sen. Manitamla beraber burada yaşıyorum ben. Manitan yok. Manitam yok benim. Bu emlakçı sana ne yaptı? Oo. Düşünmeden konuşuyor çocuğumuz o yüzden... Bu emlakçı sana burayı 2 hafta önce kiraladı. Evet. Bana 2 hafta önce kiraladı burayı bu emlakçı. Şimdi şimdi çok enteresan. İşte yanlış anlaşmalarda emlakçıların başına en çok gelen şey. Hayatım ben sana burayı 2 hafta önce kiralamadım ki Sarpçığım. 3 hafta. Bokunda boğul inşallah. Yat oraya. Yat oraya lanet olsun. Siz beni dolu eve mi getirdiniz? Dolu eve mi? Dolu. Ha, dolu. Siz beni nasıl bir kız zannediyorsunuz? Yani ben bu arkadaşla beraber yaşarım falan tamam, mı? Hayır tamamen yanlış anlaşma olmuş. Şöyle bir şey var. Ben beyefendinin burada olacağını tahmin etmiyordum. Sonra mı gelecekti yani? Ne demek sonra gelecekti? Annemi şey arayacağım. Yok. Efendim? Beni uyarmışlardı. Siz beni nasıl bir şeyin içine düşürüyorsunuz? Hayır öyle bir şey yok. Beyefendi taşıma şirketinden aynı zamanda son taşıdığı küvetin içinde de yatıvermiş. Sarp hayır öyle değil. Kalk doğruyu söyle. Yok öyle değil. Ne hı hı lan? Ben işte siz bana doğruyu söylesenize. Ben burada yaşıyorum. Bu. Arkadaşım Sarp'la birlikte yaşamaya ikna et Defne'yi. Evet. Burada ben yaşıyorum. Gelin birlikte olsun. Sen değil ayı. Arkadaşım ikna edecek. Sen arkadaşım, değil ayı. Şu an yaşadıklarım beni çok başka bir yere götürdü. Hani akıl açılması derler ya. Hem bir yandan mahcubum ama bir yandan da işte Türk'ün zekası. Şu an ne buldum? Dur. Bu tiradı, bu konuşmayı müzikle almam lazım. Ben oradan bağlayacağım filme. Müzik. Al buradan giriyorsun. Bağla. Şöyle giriyorsunuz. Niçin? Evet. 3, 2, 1. Arkadaşım bir dakika, bir dakika diyorsun çılgın gibi. Tamam mı? Ceketi bir sağa bir sola açıyorsun. Sonra kapatıyorsun ve büyük konuşma başlıyor. Ve konuşmanın sonunda onları birlikte yaşamaya ikna et. Evet. 3, 2, 1. Ver müziği. Bir dakika, bir dakika. Oldu. Parmağım takıldı cekete. Bir dakika ne bileyim ben ceket bıktırdı beni. Bir dakika, bir dakika. Şu an aklıma geldi ve şu an gerçek tabloyu görüyorum. İnanılmaz bir şey. İşte bir musibet bin nasihatten yeğdir derler ya. Evet. Hanımefendi İstanbul'a ilk defa geldiğinizi söylediniz ve İstanbul'dan biraz tedirgin olduğunuzu söylediniz. Evet. Şimdi yıllardır İstanbul'da yaşayan bir delikanlı. Değil mi Sarp? Hareketlerinde burada... şaşırt kadını. He? Hareketlerinde şaşırt kadını. Suçluyum, suçluyum, suçluyum. Güzel işte böyle şeyler. Bir hafta yeter bence ona. Kadının tamam. Kafa gitsin. Evet, evet buyurun. Bence şöyle bir şey yapabiliriz Efne Hanım. O da son derece beyefendi bir çocuk. Bence bu evi paylaşmalısınız. Daha büyük hareketler yap. Bence bu evi paylaşmalısınız. Evet. Nasıl yani? Gayet güzel. O oda 1+1 değil mi bu evimiz? Siz yatak odasındasınız. Delikanlı salona bir kanepe atar yaşar. Böylece ne olur? Evde de bir erkek olmuş olur.
bir tedirginlik hissetmezsiniz. Son derece efendi bir çocuğa benziyor. Bakın, gir devreye Sarp. Bana uyar. Ben kendini anlatsana. Ben inanılmaz yakışıklıyım. Evet, eve aynada koyduracağım. Ay, bana hiç uymaz. Ne münasebet yani. Beni ailem bu şekilde yetiştirmedi. Bana dedi, beni çok sıkı tembihlerle yolladılar buraya. Erkek arkadaşım bile olmasın dediler. Sırtına bir şey al demediler mi bu tembihlerin arasında? Efendim? Sırtına bir hırka al demediler mi bu tembihler arasında? Sırtımda bir hırka var, görmüyor musunuz? Ben hiçbir haltı görmüyorum bugün ya. Arkadaşım, kız haklı. Olmayanı evet, görüyorum. Sen şimdi kızı ikna etmek için daha büyük büyük konuşurken... Defne sen sinirleneceksin. O konuşurken bir çakacaksın ona. Sonra Sarp evine girecek. Evet. Sarp bir dakika hanımefendi ama falan derken bir tane de Sarp'a çakacaksın. Tamam mı? Evet. Tokat mı yönetmenim? Nasıl çakacağım? Tokat mı atacağım? Yok, bıçak vereceğiz şuradan. Bir saniye. Bence tokat yeter arkadaşım. Sağ ol. Evet, 3-2-1. Aklıma gelmedim. Başla. Bence birlikte burada yaşamalısınız. Evet. Şahane bir fikir. Harika. Değil mi? Aha. Ne yapacağız biz beraber? Hiçbir şey yapmayacaksınız. Ortak giderleri beraber ödeyeceksiniz. Onun dışında kendi değil mi? Münferit hayatlarınız olacak. Kimse bağır sen ne demek istiyorsun? Evet çak. Sen ne demek? Sen beni nasıl birisi zannediyorsun? Sen beni nasıl bir kız zannediyorsun? Sen nasıl bir zannediyorsun beni? Pardon. Acıttın mı? Yok, kapıyı kilitledim ablacığım, kilitledim. Kilitledim. Ben biraz buza yatıyorum. Ne oldu? Hatta şöyle yatayım ki suratım... Ne oldu? Ne mi oldu? Evet. Aa... Ay çok hafif... Sol kulağım da sağa duyuyor. Demek ki orta kulak artık sağ kulak oldu, içeri kaydı. Arkadaşım, ben ne olduğunu tam göremedim. Bir daha alıyorum baştan. Tabii, al bir daha, al bir daha. Ama ben sesi de duyamıyorum. Seyirci ya sessiz olun ya da Defne Hanım çok hızlı vurun ki ses gelsin. Sarp sen ne yapıyorsun? Sarp! Sarp'ın bu ay periyodik prostat kontrolü var mı? Ağzına ne oldu? Demin en azından sadece çocuğum olmayacaktı şu an. Çocuğuma seslenemeyeceğim de. Çünkü olmayacak. Evet, Defne Hanım oraları hızla. Arkadaşım sen büyük büyük salak salak şakalar yapıyorsun. O da sinir. Sen neyi demek istiyorsun? Sana bir tane çakıyor. Sana çakınca sen yuvarlanıyorsun. Sonra Sarp diyor ki sen devreye giriyorsun, sana çakıyor. Ayrı ayrı çakıyor ikinize. Ben arabayı yıkatıp geliyorum. Sen ana... Hayır. Evet, 3-2-1 müzik ver gerilimi. Şahane bir fikir olduğunu düşünüyorum. Beyefendiyle beraber bu evde ortak bir yaşam kuruyorsunuz. Herkes müferit hayatlarında. Giderleri ortak ediyorsunuz. Ve bundan sonra müthiş bir dostluk, müthiş bir arkadaşlık. Sen beni kötü kadın mı zannettin? Bana da çak, bana da çak. Arkadaşım, sen bunu hak ettin. Sen neyi hak ettin biliyor musun? Söylemeyeceğim, sürpriz. Araba kırmızı otoparkta mıydı? Nah orada. Çoktan şu sahnedeki ekabirleri kaldır da gönder. Yerleştiler oraya. Vallahi sizi de yoğurduk be. Vallahi şey vereyim mi Bepanten? Teşekkür. Sizi kullanamadık ama bir dahaki erotik projede. Arkadaşım. Efendim. Sarp'ı da gönder. Öyle mi? Evet. Arkadaşım. Sen bunu hak ettin. Neyi? Doğru düzgün emlakçılık bile yapmıyorsun. Ben sana dedim efendi bir insan ol. Ceketini açıp kapatan, kafasını sallayan düzgün bir adam ol dedim. Tamam da ben geldim eve geldim. Bir anda 4 tane adam çıktı ortaya. Ben... Sapık sapık şakalar yapıyorsun kıza. Ben Defne Hanım hak etmedi mi? Yönetmen hak etti diyorsa etmiştir. Bana hep yönetmenin dediğini yap dediler. Ama sen siz şey yapamadınız. Bu diğer... Sağlam vuramadınız. Beni çok sinirlendirdi. Bu diğer projelere benzemez yalnız. Şey şefkatli vurdum aslında. Bu diğer projelere benzemez. Burada yönetmene yaranmaya gerek yok. Gerek Sen ama... gerçek bir pisliksin biliyor musun? Ne oldu? Talk show da yapamadın kadınla. Ne yapacağız daha? Bak, ne kadar güzel bir şey yaşadık. Şu an İstanbul'da birçok gencin yaşadığı bir sıkıntı. Allah Allah. Evet, o zaman söyle seyircilere. Söylüyorum, çok acıdı. Emlakçılara bir mesajım var. Ver mesajını. Satmayın, kiralayın. Saçma bir mesaj oldu. Defne Samiye'ni getiriyorum. Çok yorduk sizi. Defne Samiye'ni. Daha nesiniz? Ben sizi götüreceğim böyle. Teşekkür ederim. Ay, iyi misiniz? Öpeyim, sen iyi misin? Ay, çok terliyim ben. Olsun. Çok terliyim. Ay, dur üstüme rahat bir şeyler alayım. Neyse, tamam. Burada yardımcı olacağım işte. Buyurun. Ayağınıza sağlık. Çok güzel tokat attım. Ne oldu? Çok vuruyor ya. S-
sen böyle bir sahneye güzel kadın geldi mi niye ayarın kaçıyor, böyle bir şımarıyorsun, bir şey oluyor? Aa. Ne oldu? Ne yaptıysa artık hayal kuramıyorum. Sen niye şımarıyorsun bir güzel kadın görünce? Ben ne yaptım? Ben hikayeyi canlandırmaya çalıştım. Her tarafın oynamaya başladı. Bir şey canlı. Öyle öyle yürü diyorsun bana. Ne yapayım ben? Yok ceketini açtım. O kadar tatlı bir karakter yapmıştım ki seni. Böyle yürüseydin. Allah Allah, biz niye göremedik o karakteri ya? İşin gücün olayı şeye getirmek. Kızla flört edeyim. Ona laf sokayım. Estağfurullah, öyle bir şey yok. Ben gerekeni yapmaya çalıştım. İlk başta evin zaten sahibi diyen arayan arkadaş kim mesela? O gelen Tolgalar mı? Başka biri mi aradı? Başka biri aradı. Öyle mi? Müşterek sapı. Laf kalabalığı yapma bana şimdi. Olayı karıştırma. Defol git içeriye. Tamam, baby doll'u giyip geliyorum. Arkadaşım, sence kimi alkışlıyorlar? Serkan, neye gülüyorsun? Neden boynuzların var? Hayırdır Serkan? Hayır hayır. Senin ha. Neden boynuzların var? Ha, ben de çünkü iyi çiftler... İşte ilgaz verdi, bilmiyorum ben. Neden bir insanın boynuzu olur? İşte manitayla sıkıntı yaşamıştır. Manita daha iyisini bulur. O da savaşçı olur. Yok. Değil. Bence insanın kafasına boynuz taktı ama bunlar acaba savaşırken böyle kafayla mı gidiyorlar savaşmaya? Hadi bunu bu gece çözelim, bitirelim. Dur. Bu senin yanında bir tane geri zekalı var ya, kuzenin. Ne onun ismi? Bu da hemen atlıyor ya. Biraz bekle ya. Hemen atlama, o şey atıyor. Bu kız mı? Bildiğim kadarıyla hayır. Neden senin boynuzun minnak? Benimki az aldatmış. Bir kerecik. Şimdi bir şey söyleyeceğim de söylenmez yani bu kadar insanın içinde. Şaka bulamadım demiyor da. Arkadaşım, ciddileşin. Pis diş yapmayın. Ciddi olun 2 dakika. Peki, hepsini anladık. Neden önünde deri var? Sizde yok mu diyeceğim. Yani bunların savaş kıyafeti bu hocam. Şimdi bu oka falan karşı koruyor çünkü bu. Neden sadece o bölge bacaklar değil? Şimdi burası hayati bölge ya. Dön arkanı. Mesela kalçada da var. Oh. Ben kalçada yok. Bu da tarihi kapak hocam. Orta çağda. Senin arkada deri var mı? Kontrol ediyorum. Pelerin var. Pelerinin altında ne var? Onu söyleyemem. Kadife onunki. Tamam. Kesinlikle. Arkadaşım. Onun boynuzları daha küçük ve siz arkadan... Siz niye bunun boyutuna taktınız? Belki bu şeydir yani, bu bir, ne der, bu yüzbaşıdır. O anlatabiliyor muyum yani? Söylesene gerizekalı, ben ne bileyim. Sen giydin geldin. Ama ben bilmiyorum ki işte, ben de bilmiyorum. Ben bu akşam sıra gecesi yaptıracaktım size. Siz şey olmuşsunuz. Tamam işte, sırayla dizildik. Uzun hayır boynuz... öyle değil sıra gecesi ya. Bizim Urfa yöresinden sıra gecesi yapacaktık. Siz Çorlu değil misiniz? Sizin Urfa nereden oldu? Ya Türkiye'nin Urfa'sı manasında bizim Türkiye'nin Urfa. Urfası. Şimdi sen Danimarka'nın şeyisi oldun ya. Neydi? Belki de Finlandiya. Finlandiya'nın denize de kıyısı var mı? Arkadaşım, Viking dediğin Danimarkalı değil mi? Finlandiya, Norveç, Danimarka. Niye? Çünkü onlar Vikinglermiş. Onlar herkesi katletmişler. Sonra katledecek kimse kalmamış. Kendi aralarında savaşa başlamışlar. 3'e ayrılmışlar. Ne oldu? Wikipedia'dan hep erotizm arama. Biraz böyle şeylere de bak. Konuşma gerizekalı. Evet. İsveçli kadınları da kaçırıp hep sarı saçlı, mavi gözlü ırk yaratmışlar. Evet, evet, evet. Evet, şimdi siz rüyadasınız. Yat sen yere, hemen sahneye bir bayan al. Abla siz bayağı atladınız oradan ya. Gerçek Vikingsiniz, tebrik ediyorum. İsminiz ne? Selinay. Selinay, tamam. Yok Birleşik ya, mi? Bence Battal Gazi. Birleşik mi Selinay? Selinay mı yoksa? Selinay. Selinay, tamam. Yüzün var mı Selinay? Abla seni parçalar söyleyeyim arkadaşım. Evet, sen rüyadasın. Yat. Bracis. Arkadaşım sen yatıyorsun, rüyanda Selinay'ı görüyorsun. Selinay onun rüyasına gir, tamam mı? Evet, Sarp. Ama de... atlama. Evet, sen de yatıyorsun, sen de yat. Oğlum ben kalkamam bir daha.
11 kilo bu kıyafet. Evet, yatıyorsunuz siz. Selin Aysel rüyasında geliyorsun onun. Arkadan diyorsun mı ki, geleyim? He? Arkadan mı geleyim? Vallahi rüya, arkadan önden gel işte. Rüyasında gelen kızsın sen. Diyorsun ki, Viking, Viking, gel beni kaçır. Garp. Ben adada... Garp. Hı? Şunu ört üstüne, uyan üstüne, kar yağar. Ne yapıyorsun Sarp? İşte araya sıkıştırıyorum kişi ama. Evet, geliyorsun rüyasında diyorsun ki ben bir adadayım. Orada mahsurum. Beni ne olur gel kaçır. Sana mavi gözlü sarışın çocuklar doğurayım diyorsun. Tamam. Sen de rüyanda gördüğün kızın peşine o adaya gidiyorsun. Tamam. Tamam arkadaşım. Gel rüyaya. Ver rüya müziği. Viking, Viking gel. Ya benim. Bir rüyasına gir adamın önce. Ya bütün bir ırka sesleniyor kadın. Viking, Viking. Kim önce cevap verirse. Ben şimdi alındım bundan yani. Arkadaşım bütün yat şuraya. Cemaatçe mi uyuyoruz biz? Bütün Vikingler mi uyuyor? Sen uyuyorsun, senin rüyana geliyor. Önce sen bir rüyasına gir çocuğun. Sen rüyasına girdiğini senin hareketlerinden saçmalık anlayalım kıyafet. Arkadaşım. Tamam. Senin hareketlerinden kızın rüyanda gördüğünü anlayalım. Gel. Gel senin rüyadasın. Parmak ucunda gelsene. Sen hiç rüyaya gelmedin mi? Gelmedim. Parmak ucunda gel. Viking, Viking gel beni kaçır. Yok, serçe parmağın ucunda. Mavi gözlü çocukların yanına götür beni. Mavi gözlü çocukların yanına götür beni. Tamam, boynuzun sebebi belli oldu. Ama... Selinay. Sen ne ıslık çaldın abi ya? Peri kızı gibi geliyorsun, tamam mı? Arkadaşım öyle yat sen. Heh, öyle yat. Var mı bende ya? Peri kızı gibi geliyorsun parmak ucunda. Müzisyen böyle çalıyorsun. Kız geliyor, tamam mı? Viking, Viking. Evet, böyle konuşuyorsun. Sen hangi kanalları seyrediyorsun Allah aşkına ya? Evet, 3, 2, 1. Selinay gel, ver müziği. Viking, Viking gel beni kaçır. Önce Viking'in rüyasına gir. Gidiyorum ya işte. Neresi onun rüyası? Benim rüyam, ben seni görüyorum rüyamda ve rüyamda sana aşık oluyorum. Dolayısıyla al beni kaçır falan dediğin zaman ben uyanıyorum. Selinay arkanı bize dönme önce. Bize sadece önünü döneceksin. Gel adamın sırtından, enseden, oradan ellerinle büyük büyük hareketler. Viking, Viking. Evet, ekolu konuşuyorsun. Viking, Viking. Gel beni kaçır. Gel beni kaçır. E gelmişsin zaten, niye kaçırıyorsun? Dürtüyor beni. Ben Norveç'teki seni birbirine... Arkadaşım rüyanda gör kızı, konuş. Ama... Gel beni kaçır. Neredesin? Arkandayım. Konum at. Ya Selinay sen beni dinlemiyor musun? Ben bir adadayım. Burada mahsurum. Ha. Gel beni kaçır. Viking, sana sarı saçlı mavi gözlü çocuklar doğurayım. Anladın mı? Tamam. Sarp sen anladın mı? Neyi? Sen de onun rüyasına gir çık Sarp arada. Parmak ucunda kalk ayağa. Yatma dana gibi. Kalk ayağa. Ayakta mı uyuyor? Hayır. Parmak ucunda. Sen de rüyaya geliyorsun şeyle, Selinay'la beraber. Parmak ucunda yürüyerek geliyorsun. Dur dur. Ben başka bir şey görüyorum. Dur. Ne görüyorsun? Evet gelin. Ver müziği. Selinay'la birlikte gelin. Viking. Viking. Gel beni kaçır. Adada mahsur kaldım. Ablacığım arkanı dönme. Ama geçerken nasıl döneyim? Ön geç. Gel beni kaçır, adada mahsur kaldım. Lan dönüp durmayın, çökün şu adamın yanına. Arkadaşım bunlar senin rüyana giremiyor. Sen onları rüyana al. Pardon, rüyana girebilir miyiz? Kalktım zaten, uyandım ya. Evet, sen git Selinay şu koltukta otur. Orası ada olsun. Ömrümü tükettin ya. Kendini parçalatıp gelmişim buraya. Evet. Arkadaşım kalk, heyecanla kalk. Kalk söyle. Çok kötü oldu. Ya. Ne oldu? Taşa yatmışım, hep işittim. Üşütmüşüm. Yine etek vereyim mi? Oğlum ben kalkamıyorum. Kaç kilo? Ilgaz ömür boyu bunlardan giy inşallah. Arkadaşım söylesene. Ne gördüm sonra?
Ne gördüm? Ne gördün? Sen de mi bilmiyorsun? Ona mı soruyorum ne gördüğünü? Arkadaşım anlatsana. Ya şeyde dağlara taşlara bir rüya gördüm. İnanılmaz bir şey. Bir rüya gördüm. Şöyle gelsene ayu. Hayır olsun inşallah de. Hayır olsun inşallah. Sarp diyecek. Sen diyeceksin. Hayır olsun inşallah. Sarp ne enteresan Viking ismi. Sarping senin ismin. Ben de Murtaza. Arkadaşım. Sarping çocuğun adı. Sarping. Evet. Sarping ben. Şu öne gelsene arkamızı dönmeyelim. Sarping çok öne geldim biraz. İnanılmaz bir dağlara taşlara inanılmaz bir rüya. Ya biz nereli? Urfa'dan mı gitmişiz? Sen oraya mı bak? Urfa'dan arkadaşım göçen Vikingler mi bunlar? Yapma şunu ya. Söyle. Ne gördüm? Ne gördüm? Sarping. Bir rüya gördüm. Ne gördüm? Ne gördüm diye heyecanla baltayı sallarken çocuğun kolunu kesiyorsun yanlışlıkla. Şakalara bak ya. Salla. İnanılmaz bir rüya gördüm. Dağlara taşlara. Çok güzel bir kız vardı. Acayip bir şey. Salla. 3 metre. Hayır. Elindekini salla. Bu var ya otobüs. Hayır öyle değil. Elindekini sallarken çocuğun böyle bir yerlerinden devamlı ucundan ucundan kıydırıyorsun. Ha, anladım. Evet. Tamam evet. Böyle böyle yavaş yavaş. Sen de o değdikçe ay gitti. Ah, ay falan. Ben... Evet. 2 parmak kaldı. Ha. Ah, hepsi gitti. Arkadaşım anlat rüyamda ne gördüm biliyor musun? Ben flamenk ilk epilatörüm. Yavaş yavaş değil mi tüyleri alıyorum böyle yandan. Arkadaşım söylesene. Ben rüyamda ne gördüm ben gördüm? Rüyamda ne gördüm? Hayır olsun inşallah Tesar. Hayır olsun inşallah mı gördün? İnşallah inanılmaz bir kız. Öyle güzeldi ki. Bana gel dedi. Bir adada mahsur kaldım. Ben mahsuru yok dedim. Olsun gel dedi. Gel beni kurtar dedi. Arkadaşım çok parçan güzel... koptu. He? Önündeki parçan koptu. Artık rüyanın da bir anlamı kalmadı. Ne koptu lan? Ha. Ha. Ne yaptın ya? Öyle oturulur mu? Tight, tight. Vikinglerin dibi düştü. Arkadaşım ya. Şu hikaye... Artık savunmasızım. Ya yapma şunu. Prodüksiyon şu küveti buraya getirin. Küvete binip adaya gideceksiniz kızı kurtarmaya. Seni kahve. Sen yine de bunu al da. Gemide mangal falan yapalım. Evet arkadaşım söyle. Ne gördüm? Ne gördüm? Ya söylüyorum deminden beri. Ne gördüm? Ne gördüm biliyor musun? Evet kız. İnanılmaz bir kız. Evet. Anlatmıştım ya sana. 3 metre. Evet. Anlatmıştım sonra önüm düştü. Kız sana ne dedi Sarp sor. Aa, söyledim ya demin. Sen manitaya mesaj mı yazıyordun? Ne dedi Sarp? Ne söyledi? Ya dedi ya gel beni buradan kurtar. Mahsur kaldım. Senin... Hayır öyle mi dedi kız? Kız ne dedi? Sana ne yapacağım dedi? Çay orasını kaçırdım ne? Sana ne yapacağını vaat etti kız. Tamam oraya geliyor. Tam ucuna geliyorum hikaye. Ha söyle. Sana dedi renkli gözlü, mavi gözlü, sarı saçlı çocuklarımız olsun dedi. Öyle bir ailemiz olsun anlamında söyledi yani. Ha. Çok heyecanlıyım. Galiba gerçekti. Bu bir işaret. Gidip bulmalıyız. Tamam. Bana da yapar mı? Geç şuraya. Balık adam gibi atla. Böyle binsene. Aha. Bin şuna. Senin altında bir şey yok mu lan? Niye binmiyorsun? Var da. Hazır mısın? Aha. Tamam. Evet arkadaşım. Arkadaşım git. Of. Ne oldu? Önde koruyucu da yok. Ne yapacağız şimdi? Benden gelen bir sesse üzüleyim mi gurur mu duyayım bilemedim. Bin şuna köşeye. Ve gidiyorsunuz giderken hep o kızı hayal ediyorsun. Sarp'a hep o kızı anlatıyorsun. Nasıl bir kızdı? Sandal mı ayu? Buraya dönsene. Beraber gemiyle gidiyoruz. Şeyi çal. Biz Heybeli de her gece onu çal. Viking. Biz Norveç'e her gece... Dönemsel olsun. Evet şahane. Evet şahane 3, 2, 1 çalıyorsun. Sarp sen de şaplak çalıp eğleniyorsun. O sırada korsanlar şaplak basıyor size. Şaplak çalmak ne ya? He? Şaplak çalmak ne? Böyle böyle eline şaplak şaplak kendine. Evet. Onu sırtına sok elinle çal. 2 elini birbirine vurdurarak çal. Sırtına taksana. O da akılmıyor. O zaman o deliklerden geçir öyle çal. Geldik. Her şey bir rüyayla başladı.
seyirci bir dakika gülmeyin. Seyirci bir dakika gülmeyin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi bu gemiyi nasıl durduracağımızı bilmediğimiz için alttan bir yer açıyorum ki ayağımı suya sokup gemiyi yavaşlatayım. İçine su girerse ne yapacaksın? Evet. Evet, ver müziği. Arkadaşım başla. Sarp ne yapıyorsun? Şarp saplatıyor, taplak çalıyorsun. Evet. Evet. Ben de bu arada yolda ilk bendiri bulmuşum. Arkadaşım söylesene. Biz Norveç'e her gece çıkartma yapardık. Çıkartma yapardık. Bravo Sarp. Ara nameyi yap Bravo Sarp. Bravo mu? Şu ara an kepazeyiz. Name yap Sarp. Yapardık. Ya şunu dalgaya almadan... Beni müzikal çekmeme müsaade edin. Müzikal. Müzikal Viking. Böyle müzikal geldi bize. Müzikal Viking yapacağız, tamam? Müzikal Viking. Söylerken elinde baltayı da sallıyorsun. Sallıyorum, tamam? tabii. Evet, arkadaşım. Evet, ver müziği. 3, 2, 1. Bak lütfen sen doğru düzgün söylüyorsun. Sen şaplak şaplak arada name, tamam? Yalla. Biz Norveç'e her gece çıkartma yapardık. Sandallarımız. Devam etsene. Grönland'dan gelen sesi duydun mu? Söyle sandallarımız. Sandallarımız. Neşeye koyar. Zevk edalar değil mi o? Evet. Ha, sonrası zevk edalardı. Evet, ha. Neşe katar. Eşek mi katardı? Neşe katar. Sandallarımız eşek katar. Hareketli. Teknenin kıçını bir o tarafa bir bu tarafa attırıyorsun söylerken. Teknenin kıçıyla daha fazla oynamayalım. Devam et öyle söylemeye. Lan nasıl söyleyeyim? Harikaydı görüntü. Suyuyorum. Arkadaşım tam müzikal ya. Suya deyip deyip çıkıyorsun ya, oralara ben böyle davul koyacaktım. Evet. Aradan biraz su kapıp tekneye atayım mı? Bu... Öyle, onu yapma arkadaşım, onu yapma. Evet. Onu yapma, sen diğerleri şimdi, tamam. Arkadaşım bak lütfen. Allah'ım arkadan iyi sarkmışsın. Sana... Ne oldu? Ne yapıyorsun ya? Onu sakın çıkarma. Viking olduğun anlaşılmaz. Ha bir tek ona bağlı yani. Evet. Dönmüyor da bu imansız. Tamam ben yazlık Vikingmişim ya. Arkadaşım tak şunu kafana. Hacı durmuyor durmuyor. Zaten boynuzunun biri başka yere bakıyor. Oğlum kafamdaki nerede? Aa. Nereye gitti oğlum bu? Onu boynuzlara ne oldu Sarp? Onu bırak mikrofon artık... Sarp bunun boynuzları nerede? Ya hazır devam et ya devam. Şunu. Onu alttan kendine destek yapabilirsin. Yok yok bu dümen. Tamam. Bunlar hep dümen. Evet Sarp sen arada kalkıyorsun. Arkadaşımın poposu suya değiyor tekrar şey, dengeyi sağlıyorsun tamam. Ben kalkarsam evet. Dengeyi sağlayamayabiliriz. Neden? Düşeriz çünkü. Senin boynuzuna ne oldu lan? He? Kız seni aldatmayı bıraktı mı acaba? Ne oldu boynuzuna? Bilmiyorum, bir gitti geldi. Aşağı mı dönmüş? Böyle de uçuyor. Evet arkadaşım. Şey arkayı sarkıtmışsın, şarkıyı söylüyorsun. Sarp, şaplak şaplak ayaktasın tamam mı? Çok mutlusun. Evet şaplak. Ondan sonra şey yapıyorsun. Arada name yapıyorsun. İkincisi sandallarımız arkadaşım unutma. Evet 3, 2, senin suya değiyor. Değdiği anda zıplıyorsun tamam mı? Evet süpersin. Busun işte sen. Evet 3, 2, 1. Yalla müzik. Gerçekten eğleniyorlar ya. Dur seyirci dur. Ha? Seyirci ne yapıyorsunuz ya? Ben müzikal çekiyorum sizin de. Derdiniz ne? Seyirci şu an torunlarını anlatacağı bir kepazeliği izliyor. Alkışlamadan izlesin. Kendileri de katılıyorlar olaya. Evet arkadaşım.
Sen öyle fazla durma. Bacakların şey olur. Heh. Ne olur? Öyle dur. Tamam. Evet öyle dur. 3, 2, 1. Sandallarımızdan alıyoruz. Yalla. Sandallarımız ne oldu Sarp? Sattık onları. Vallahi mikrofonu kafaya atacağım ha. Evet buyurun. Sandallarımız... Çok eğleniyorsun dolar, çok. Zevk edilir. Çok eğlen. Yolunda. Zevk edilir. Ya bu bütün rüzgarı bu tutuyor. Gidemiyoruz ki. Sen eğlenmiyorsun söylerken. Ben mi? Evet sen. Ya ben su aldım. Batıyorum. Arkadaşım lütfen ya. Evet sandallarımızdan Sarp. Sen de orada iyice... Beni bırak. Sen git. Saçmalama. Gel şuraya. Müzisyenler size ne oluyor ya? Allah'ım delireceğim. Mikrofon. Arkadaşım şunu bağlayalım ne olur. Sarp ya, bağlayacağım, sen çok büyük eğleniyorsun tamam mı? Oo yandan öyle evet şaplak şaplak evet. Ne yapıyorsun lan? Çaplaklı. Ellerinle diyordum sana. Ellerimle. Evet. Allah'ım her şey önümde hiçbir şey kendimi göremiyorum şu an. Evet 3, 2, 1 arkadaşım çok eğleniyorsun. ne oldu? Viking değilsin. Viking değilsin. Viking'im, Viking'im. 3, 2, 1, yalla. Sandalarımız nevkeler, nevkeler. Name. Name. Name yaparak. Ben şarkı gerisini bilmiyorum ki. Arkadaşım şimdi burada gazeli patlat. Evet, gir. Çok su aldım batım. Evet, süper devam et. Süper mi? Evet. Ne tarihi biliyor, ne şarkıyı biliyor, süper. Arkadaşım mi? Oradan geçti. Çok su aldım, batıyorum. Bir pipetle... Bu şarkı Rütük'ten geçmez değil mi? Geçer, devam et. Sintine isteyeceğim de. Kimden? Saçmalama, öyle bir şey yapma. O Sintine'yi bilmiyor zaten. Tamam, süper. Allah aşkına şu karaya varalım. Bacaklarımı hissetmiyorum. Arkadaşım daha korsanlar görecek sizi. Bir de onlar var. Sandal, evet. Sandallarımız zevk edilir, zevk edilirdi. Zevk edilirdi. Gazel, gazel. Gazel? Çok su aldım, batıyorum. Süper. Şarkıyı götümden atıyorum. Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Duramıyorum ben burada. Bence varmışız birden. Arkadaşım. Senden bir şey yapma ihtimali yok zaten. He. Neyse evet Sarp otur köşeye. Artık o kadar yorulmuşsunuz ki perişan olmuşsunuz. Bitmiş tükenmişsiniz. Ne yapıyorsunuz? Tam o sırada al sahneye iki tane erkek. Allah'ım ne kadar kalabalık o kadar iyi. Evet. Sakallı. Sakallıya diyorum. Ha, siz misiniz abi? Evet. Hayır, sakallıya diyorum. Evet, siz de sakalsınız. Sakalsız bir genç yok günümüzde zaten. Sen neden çıkarken diğer arkadaşı kolundan çekip indirmeye çalıştın? Ben mi? Evet. Yok, size öyle gelmiş. Evet, 9 kameranın gözünden kaçmış yani. Kesinlikle katılıyorum. Evet, diğer sakallı arkadaşı gönder. O az önce çıkmış. Yok, çıkmadı ya. Geçen hafta çıkmış. Allah Allah. Ne yapıyorsunuz oğlum siz buradan? Sigortalı mı oluyorsunuz buradan? Para mı? Çok teşekkür ederiz. Elimde tutalım. Alkışlarla gönder ona. Evet. Arkadaşlar hadi, isminiz hadi. Ne? Barış benim. Evet. Ben Saltuk. Saltuk Bey, Barış. Diğerinin ismi ne? Barış. Barış. Ha, Barış'la Saltuk. Siz nesiniz? Korsan. Korsan. Evet, karşıdan geliyorsunuz siz. Su kaydırağıyla geliyorsunuz. Barış su kaydırağını çekiyor. Saltuk muydu senin ismin? Evet. Saltuk da... Abi şu masayı da arkaya alsanıza istirham ediyorum. Saltuk da su kayağı yapıyor. Hazır, evet. Çok iyi hissediyoruz. Başladık, gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, 3, 2, 1. Buyurun. Çek. Çek. Bir an önce kanka oldular. Hiyerarşi bile belli oldu. Ben geldim şu an. Evet, Sarp sen görür görmez korsanları bağır. Hey korsan! Merhaba. Merhaba. Hocam DVD var mı? Kestik. Tam yeri. He? Gerizekalılar. Sana diyor. Hayır. Kostümlü gerizekalılara diyorum. Büyük mal, küçük mal. Korsan ne demek? Korsan, denizde yakaladığı kişilerin kafasını kesip suya atan, mallarını yağmalayan kişi demek. Anlaşıldı mı? Evet hocam.
Tamam, ne yapıyoruz demek ki korsan görünce? Ters tarafa gidiyoruz biz. Ben ölmüş olayım mı? Hayır. Olma. Bin şu tekneye. Bin şu tekneye. Galiba evet. Parmağımı kırdım. Ne oldu? Yok bir şey. Bir şey mi oldu? Yok yok. Evet Sarp. Sen korsanlara el sallıyorsun, tamam mı? Korsanlar sana hakaret ediyorlar. Arkadaşım sen korsanlarla ağız dalaşı yapıyorsun. Tamam. Tamam, posta koyuyorsun onlara. Evet, 3, 2, 1. Ver gerilimi. Hadi Sarp bir, söyle, bir şey görüyorum de Sarp. Bir şey görüyorum. Söyle, bir şey görüyorum de. Bir şey görüyorum. Arkadaşım sana diyor. Yok, onlara diyor. Hayır Sarp, arkadaşıma söyle. Ne görüyorum? Ne görüyorum? Ne bileyim oğlum, sen görüyorsun. Ben ne bileyim, bizi mi yolladı bu koca ırk ya buraya? İki ruh hastasını. Sarp, bir şey görüyorsun. Gördüğünü, dilin tutuluyor görünce korkudan. Tarif et o tarafa. Evet, konuşamadan. Başla. İçmiş mi bu? Öyle bir şey mi var? Ulan tarif etsene adama. Ne doğru geliyor? Biliyor. Tarif et, göster adamları. 2 liralık diyor, köpek öldüren mi? Nerede buldu? Sarp, insan geliyor, 2. Kalk ayağa, sessiz film anlatır gibi anlat. Ne doğru geliyor? Müzik dinliyordum, duymadım. Ne? Duymamışım ben. Ulan sen Viking'sin. O devirde kulaklık mı var gerizekalı? Yok. Evet Sarp, sessiz sinema anlatır gibi anlat. 2'yi beğenmedin. 2. Devam et, devam et. Ben bununla uğraşamam. Arkadaşım ya. Ben seninle niye uğraşıyorum o zaman? Kalk o zaman, sen gör. Kalk ayağa, ver gerilim müziğini. Sadece gitar. Gel, gel bir adım at. Bak öne, ne görmüş bu adam. Gör ve korsanlarla konuşmaya başla. Korsan, oradan tehdit et. Uzaktan, keseceğim seni, keseceğim yap. Saçma bir hikaye ya. Keseceğim seni, keseceğim. Bu cin nahlı falan mı böyle? Bak ben böyleyim, o bana böyle yapıyor. Kesin Türk de, nereli? Sarp, adam eline 6 kilo balta. Denizde seni duymuyor. Hem bağır hem işaretlerinle yap. Tamam. Barış sen de onu destekle, sen de hareket yap. Evet. Keseceğim seni. Devam et, böyle devam et. Ticari bekleme yapma. Korsan bunlar ya ticari mi? Ya niye geliyorsunuz? Geride dursanız da siz. Bunlar milletin parasını almıyor mu? Ticari. Ticari bekleme yapma, geç. Arkadaşım mantığa bağlama. Şş, o iş bende. Ha? Evet. Tekrar oradan hareketini yap. Arkadaşım sen olayı düzeltmeye çalışırken, kibarca anlatmaya çalışırken Sarp, sen o kadar salaksın ki heriflere sen daha beter hareket yapıyorsun. Neyi düzelteyim ki? Adamdan geliyor ilk tehdit. Keseceğim sizi diyor. Çok güzel. İyi düşünelim. Yarın keser. Ne diyeyim de neyi düzelteyim? Bir şekilde düzeltmeye çalış. Sarp sen iyice mayına götür. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Keseceğim seni. Bir yanlış anlam... Keseceğiz. Satiset mi? Keseceğim. Öndeki anlamsız, arkadaki konuşamıyor. Yani şimdi bence okyanusta birbirimizi bulmuşuz ikişer. Ne diyor arkadaki, ne diyor? Keseceğiz bir şey diyor. Anlamadım. Öndeki ne diyor? Zaten o kendini kesti demin bize gösterirken. İkisi de şu an ölü. Arkadaşım sen diyalog kurmaya çalış. Sen siyasi Viking'sin. Sen savaşçı Viking'sin sen. Fiziki Viking nerede? Evet 3, 2, 1 başla. Keseceğiz sizi. Bir dakika orada durun. Bir yanlış anlama olmalı. Keseceğiz. O sonra duyuyor. Gemi uzun herhalde, ses ona... Arkadaşım hareketinde bağırarak denizde gitmiyor ses. He. Bağır. Bir yanlış anlama var. Biz dostuz. Zuz 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 desene. Biz dost değiliz. Ziz. Bağır arkadaşım ekolu. Tamam.
Uğraşamam ben. Bununla uğraşamıyorum. Onlarla mı uğraşacağım? Sarp, sen şimdi tam olaylar düzelirken... Ya kardeşim, ben rüyamı unuttum ya. Boşu boşuna çıktık okyanusa. Götüreceğim ben seni kıza. Evet Sarp, tam olaylar düzelirken sen bir anda fırla ve manyak gibi tehdit etmeye başladın. Ortalığı karıştır. Evet. Arkadaşım, sen tam halletmişsin. Evet. Tamam. Korkacak bir şey yok. Hepimiz dostuz. Siz bu taraftan, biz bu taraftan. Hayır. Hayır, siz hayırdır yani. El kol niye yani? Geliyorlar. Kestik. Kestik. Size gel diyen oldu mu? Geç yerine sen. Sarp, ne yapıyorsun? Alevlendiriyor. Sen bir kimsin? Nasıl alevlendiriyorsun? Öyle alevlendirme mi olur? Delikanlı ol böyle biraz. Sesini kalınlaştır. Arkadaki gibi ya. Keseceğiz. Evet, daha büyük hareketler yap. Deşeceğiz falan yap. Evet, otur yerine. Tamam, arkadaşım halletmiş. Hallet arkadaşım. Teşekkür ediyoruz. Tamam, birbirimizi yanlış anladık. Korkacak bir şey yok. Siz buradan, biz yandan devam. Hadi bakalım. Her şey halloldu. Bana bak! Siz ne akıl yapıyorsunuz ya? Ne diyor lan bu değişik sürler şuraya? Problemi çözdüm. Seni öldürdüm ben. Arkadaşım, niye öyle yapıyorsun hemen? Bıktım çünkü bundan. Çocukluğundan beri böyle bu. Hayır, sen onunla konuşacaksın, diyalog kurmaya çalışacaksın. Sarp'ı bir türlü durduramıyorsun. Ağzını falan tut. Evet, 3-2-1. Evet. Saçmalama, adamlarla anlaştık. Hayır yani, ne böyle el kol yapıyorlar yani? Büyüklerine bağırma, çok ayıp bir şey ya. Sen ejderhanı da böyle eğittin hep. Olmaz ki. Lütfen, adamlarla özür dile, anlaşalım. Ayrıca göğsün kabarmış. Ne oldu sana? Özür dilerim ya. Lan niye vazgeçiyorsun hemen? Özür dile dedi. Niye, sen onu niye dinliyorsun sen? Adamlarla papaz olacaksınız. Papaz mısın sen? Kur'an çarpsın, burada öleceğiz. Kederden öleceğiz burada. Arkadaşım, neyse. Sen diyalog neyse kur... Mi? Diyalog kur adamlarla. Diyalog kur uzaktan. Adam diyalog manyağı. Enteresandır. Yani ben görüntüye bakarım, o hep altyazı okur. İşte hep böyle. Hocam, sıkıntı nedir? Sıkıntı, biz sizin gemiyi alacağız. Siz de buna bineceksiniz. Bizim gemiyi sandalyeye mi alacaksınız? Aynen. Arkadaşım, şimdi sen de lan yeter lan, beni de sinirlendirdin diyorsun. Baltayı bir atıyorsun, ikisinin kafayı birden uçuruyorsun. Evet. Ne kadar zarif hikayeler canlandırıyoruz ya. Arkadaşım, vükiksin sen. Evet. Bir dakika, sen ne diyorsun ya? He? Sen bizi tanımadın galiba. Psikopat ol. Bizimle böyle konuşmayacaktınız. Eline... Dur, dur. Çok... Hayır, önce senin içinden çıkan manyağı göreyim ben, tamam mı? Yavaş yavaş içinden bir manyak çıkıyor senin. İyice deliriyor. Ne yapıyorsun? Nereden çıktın tam bilmediğim için. Hayır, içinden bir manyak çıkıyor senin. Ha. Yüzünde, siz ağzında, gözünde. Siz bizi kimle karıştırdınız? Biz Vikingiz. Lanet bak, olsun biz bu size. Tarafa bak. Gözlerinde göreyim ateşi. Çevir gözünü. Süper. Şimdi dilini göreyim. Sağa sola çarptır. Adamlarla kavga mı ediyorum? Bir aile mi kuracağız? Arkadaşım, sen Sarp şimdiki... Ana, şimdi yandınız. Aynen. Çok psikopat oldu. Evet. Ana, şimdi yandınız siz. Çok psikopat oldu bu. Evet arkadaşım, şimdi bağır, baltayı at, ikisinin kafayı birden indir. Al sana balta. Çocuklar, ikinizin kafası birden gitti. Serilin İkine. Yere. Çocukların, serilin yere. Allah'ım, ne iğrenç bir hikaye gerçekten. Arkadaşım, film bu. Viking filmi izlemedin mi sen hiç? Yok. Nasıl izlemedin ya? İzlemedim. Allah Allah. Sen film izlemiyor musun? İzliyorum. Niye Viking filmi izlemiyorsun? Benimkiler hep 40 dakikalık falan. Evet, belgesel. Kıyıya doğru yaklaşıyorsunuz. Yaklaş, bitmişsiniz iyice. Sürünüyorsunuz. Artık tekne gitmiyor kendi kendine. Arkadaşım, sen tekneyi arkadan ittiriyorsun. Ya gene bana... Teknenin benzini bitmiş. Ya ben 20 yaş büyüğüm bundan. O niye benzin itmiyor ya? Benzin bitmiş. Arkadan sen benzin. İtiyorsun. Benzin. Evet, o dümeni tutuyor, sen ittiriyorsun. Sarp, sen dümeni tut. Direksiyonu çevir. Evet, yaklaşırsınız, yaklaşırsınız, yaklaşırsınız. Ve adaya inersiniz. İn arkadaşım adaya. Adaya inmişsiniz. Ben inemem. Önde o var ben ittiğim için. O inecek önce. Evet, adada kumsa... Siz, arkadaşlar, siz sahnedeki arkadaşlar, alkışlarla yerlerinize gidin. O yattı ya. Sağ ol kardeşim, eksik olmayın. Evet. Müdür, eline sağlık. Kumsalda yat... Geldik. En azından... Hazır. Evet, şimdi Sarp, yat kumsala. Yat. Arkadaşım, sen de tekneden atıyorsun kendini kumsala ve orada bayılıyorsun. Ha, perişanız burada. Evet, şunu biraz geri alalım. Ver kumsal müziği. Beyler,
bayılmışlar. Akdeniz akşamlarını çalmayın buraya şimdi. Bayılmışsınız, evet. Ve o sırada kız gelir. Nihayet. Selenay gel. Gel yokla bakayım ölmüşler mi? Allah'ım yoksa ilk kez bir erkek geldi adaya ve ölmüşler mi? Allah'ım ilk kez adaya bir erkek geldi ve ölmüşler mi? Ne yapmışlar mı? Ölmüşler mi? Ha. Dürt. Dılıkız. Arkadaşım göreceksin kızı. Göremiyorum ki arkada duruyor. Ben dönemiyorum ki. Evet. Ben otosanayda giydirildim. Seni dürtecek kız. Sen kalkacaksın kafanı. Allah'ım bir de ne göreyim? Kaldır kafayı. Allah'ım ne göreyim? Göremiyorum ki dönemiyorum. Hacı ben dönemiyorum. Ablacığım kafayı oğlanın kafaya soksana. Ya belki aşırı öpersen. Arkadaşım gör be kıza de ki inanamıyorum. Öldüm cennette miyim? Bu da bir rüya mı? İnanamıyorum. Öldüm cennette miyim? Bu bir rüya mı? Rüyamda gördüm. Sizi rüyamda gördüm. Orada sarışın mı? Vallahi mi? Nereye gidiyorsun? Burada kestik. Bir kültürün değişimi... Kestik. Arkadaşım. Canım. Kalk ayağa. Selinay. Niye dinlemiyorsun sen beni? Bir şey demediniz ki. Adama sen orada rüyasına girdin. Geldin adamı adada görmüşsün. Hala bakıyorsun. Gülüyoruz. Heyecanlanacaksın. Adamın rüyasına girdin. Çağırdın. Adam dağlar açtı geldi. Sen böyle bakıyorsun adama. Kalkla güzel sen de yerden. Güzel bakıyorum ama. He? Güzel bakıyorum. Çok güzel baktınız. Sizinle alakası yok olayın. Alkışlarla gönder Selinay'ı. Gördük seni. Şöyle yapayım çok değerli. İnanak. Çok sağ ol. Çıkarken de zıplama kız. Sarp. Hı hı. Ben sana 50 kere söylemedim mi buna uyma diye? Aha. Ne dedim? Buna uyma. Sen niye uyuyorsun? Kime? Arkadaşım, bu çocuk saf, salak bu. Niye bu çocuğun üstüne gidiyorsun? Ben bir şey yapmadım ki. Yapıyorsun. Karaya vurdu. Hayır arkadaşım, sabahtan beri bir müzikal çekeceğim, çektirmiyorsun ya. Ya Viking müzikali mi olur Allah aşkına? Olur ya. Biz Viking'de her gece ne güzel mehtaba çıkıyorduk ya. Biz Viking'de her gece. O değil miydi şarkımız? Oydu, oydu. Neden arkadaşım? Bana bir sebep söyle ya. Yani bize mantıksız geldiği için hikayenin içinde hissedemedik kendimizi. Ya bütün hikayeler mantıklı. Kırmızı başlı kız kurdu görüyor. Bu mantıklı. Pinokyo konuşuyor mantıklı. Benimki öyle mantıksız. Öyle değil, o öyle değil işte. Kırmızı başlıklı kız kurdu görüyor. Oraya kurt koymuşlar. Öyle değil ki kız hayal ediyor yani. Kurdu. Ve ah görüyor. Ha, ulan ben de mal gibi dinliyorum bu ne diyor. Yıllardır ya. Hep yanlış anlatılır. Sarp'ı getir ön alkışlat. Ver selamını. Ortalık biraz karıştı. Görüşmek üzere. Dikkatli gidin. Arkadaşın hikayesi mini ve yönetmeni. Hepsinden de önemlisi yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi.